Ağzına sağlık, şahane olmuş sevgili Yeşimer Çetin, gel bakalım şöyle. Çok güzel olmuş şarkın, klip de çok güzel. Teşekkür Sen de ederim. Güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Kendim Her şey yazdım. Güzel olmuş, biliyorum. Şarkımı da kendim yazdım. Evet, ama sonunda. Ben senin uğruna çok inanıyorum ve çok sevdiğim bir arkadaşımsın. İlk defa da bunu da söylemiş oldum. Ay inşallah da uğurlu geliriz yani. İnşallah, inşallah. İnşallah. Sevgi pıtırcığım benim, uğurlu Canım gelirsin benim. Tabii ki. hemen sağ tarafımda da sevgili Aynur Tümen var. O da kişisel gelişim uzmanı, aynı zamanda yaşam koçu değil mi? Evet. Süper ya, ne güzel. Böyle bir havalı uzun bir meslek aynı ama. Aynı zamanda yazar. Aynı zamanda da yazar. Aynı zamanda da yazıyor. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin diyorum Aynur'cum sana da. Hoş bulduk, sizi görmek çok güzel. Benim kızlarım şahane olduğuna göre, konular da şahane olduğuna göre başlayalım diyorum. Mesela Talat Bulut'a sektörden tepki var. Biliyorsunuz mahkeme delil yetersizliğinden dolayı takipsizlik kararı verip davayı iptal etmişti. Fakat sektörden bir takım tepkiler varmış. Hatta oyunculardan da yine Yasak Elma filminin oyuncularından da tepkiler varmış bu karara. Biliyorsunuz Yasak Elma'da Talat Bulut devam edeceği açıklamasını yaptı ve bunun üstüne de tepkiler gelmeye başladı. Birçok isim biraz istemiyor yani tekrar Talat Bulut'un olmasını. Biliyorsunuz yönetmenler de kendi arasında bir takım kararlar almışlardı. Adı işte bu tip olaylara karışanlara oynatmayacağız diye. Ama daha çok geçmeden Mucize 2'de de Talat Bulut'un rol alacağını yeniden öğrendik. Ve akabinde de Yasak Elma'da da oynayacağının müjdesini vermişti. Ama tepkiler devam ediyor. Sen bu olay hakkında ne düşünüyorsun? Çok enteresan bir şey. Aslında yapımcılar tarafından da yönetmen ve yönetim kadrosu tarafından da sanki hani onaylanıyormuş gibi. Hani bunu yapan her insan aramızda barınabilir diyormuş, tasdiği verirmiş gibi bir hareket olmuş bu. Bence hoş olmamış. En azından birazcık soyutlanabilirdi aklı başına gelene kadar. Çünkü iyi bir oyuncu olmak, başrolde oyunu sergilemek demek, kostümcüsünden makyözüne vesaire oradaki emek gösteren insanlara her istediği gibi samimi hareket edebileceği veya her istediği gibi her istediği kelimeyi konuşabileceği anlamına gelmez. Bunu da tasdiklemiş gibi olmuşlar bence. Hoş olmamış. Talat Bulut ben taciz etmedim, kızı sadece yanağından öptüm demişti. Yani yanağından öpmek bile bir şu anda Allah bize bir beden vermiş değil mi? Bizim kontrolümüzde bir beden. İsteği olmadan habersiz bir şekilde bir insana dokunamazsınız bile. Değil öpmek. Öpmek de bence gayet tacize giriyor yani, hiç hoş değil. Evet. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili Aynur? Şimdi başka bir programda geçen geldiğimde konuştuğumuzda durum farklıydı. O zaman henüz yasa işlememişti. Şu anda yasa işledi ama beni burada düşündüren bir şey set arkadaşlarının tepki veriyor olması düşündürüyor. Çünkü empati kuruyorum. Şimdi bu setteyiz, kalabalık bir grubuz. Diyelim ki 20 kişiyiz. Bir takım insanlar acaba bir şeylere tanık oldu ve yeterince açık konuşamıyorlar ama o tanıklıkları onları rahatsız etti ve onun için mi bu tepkiyi gösteriyorlar diye bir soru işareti düşmedi değil. Ama sonuçta gerçeği yaşayan iki kişi biliyor ve de tekrar katılıyorum. Kişinin kendi rızası olmadan yapılan her şeye karşıyız zaten. Önemli olan bu. Buna şöyle kostüm asistanı kadın arkadaşımızın yanında olduğumuzu belirterek, bu arada sinemacılar tarafından yayınlanan bir bildiri bu. Diyor ki kostüm asistanı kadın arkadaşımızın yanında olduğumuzu belirtirken Yasak Elma dizisinin yapımcısı Fatih Aksoy'dan ve dizinin yayınlandığı kanaldan yönetiminden Talat Bulut'un diziye devam etmesi kararını tekrar gözden geçirmesini istiyoruz demişler. Sonuç itibariyle evet, taciz gözle görülür bir şey değil zaten. Genellikle yani her anımızda da kamera yok. Evet. Bir köşe, bir bucak var. Yani burada oldu ya da olmadı. Artık hani iki kişinin vicdanına kalmış bir durum belki ama ya varsa? İşte bu düşündürücü, bir de tepkiler, bu kadar tepki yükselmesi evet yapım. Yani bir süre sonra bunun sonuçları tekrar gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Böyle kalmaz tepkiler büyüyecek olursa. Evet. Hiç de ummadığım bir oyuncu. Mesela sen Talat Bulut hakkında hiç böyle bir şey düşünür mü? Çok bildiğimiz bir gayet oyuncu değil ama. Gayet olup iyi rollerde yer alan gayet de başarılı bir oyuncu. Ama bir insanın başarılı olması demek karakterinin de o derece sağlam olması demek anlamına gelmiyormuş. Yani bunu tabii ki kanıtlamadılar. Evet. Daha henüz gözle görülen bir şey yok. Ama o kadar şahit var. O kadar şahit de yalan yere
bir şahitlik yapabilecek. Yani şahitlik yapan kimse yok aslında. Gidip de hani arkadaşları var. Gözle şahit olan bir arkadaşı vardı. Bir programa telefonla bağlanmıştı. Benim bildiğim o. Hmm. Yani ben hani bildiğim ve duyduğumun üzerinden konuşuyorum. Tabii ki gözümle görmedim. Yani yaparken yorumumuzu bildiğimiz üzerinden yapıyoruz ama bu kadar yere yalan yere suçlama olabileceğini sanmıyorum. Yani demek ki kızım burasına kadar gelmiş ki ben tacize uğruyorum diye artık kendini deşifre etmiş. Bir bayan için de zor bir şey tacize uğradığını itiraf etmek. Çok zor bir şey. Yani hepimizin başına gelmiştir. Bu sektörde kimseyi suçlamamak lazım ama zaman zaman bu tarz şeyler yaşanıyor. İster istemez oluyor yani. Yani genelde oyunculardan değil de hani derler ya yapımcısı, yönetmeni falan böyle işte yeni kızları böyle işte farklı tekliflerle evet, bulunabilir çok, diye çok duyarız hep. Eskiden hoş böyle olmayan şeyler cümleler vardı. Kurulurdu. Evet. Cümleyi tekrarlamak istemiyorum. Ama demek değil ki bu sektörün içindeki herkes yaşça büyük ve tecrübe almış, yol almış herkes böyle yapacak diye bir şey yok. Ama Talat Bey'e de bakınca şimdi karakter olarak... yaptığı başrol oyunculukları olarak yakıştıramıyor insan. Evet. Bir talihsizlik böyle yani bu yaşlarda ve işinde kariyerinde bu noktadayken böyle bir değil mi o kadar sene sonra sen evet bir çıkış yakalıyorsun ve akabinde bunlar yaşanıyor. Yani çok enteresan, çok uzun yıllarda çok bir dizisini falan biliyorum. Çok küçükken bir iki filmini izlemişliğim var sadece. Ama bir anda işte popüler bir dizidesiniz ve bir daha böyle bir haberler çıkıyor ki en son Melekler Adası'nda Hande Atezi ile oynarken de buna benzer haberi çıkmıştı. Hande teyze demişti ki bana mesaj attı işte seninle işte odama gel hem senaryo çalışalım hem de Van Gölü'ne gireriz falan diye bir mesajıyla da gündeme gelmişti. Ama o dönem Hande teyzenin üzerine çok gitmişlerdi. Çünkü çok magazinsel bir isimdi Hande teyze. Evet Kadir İnanır'ı da duyduk. Evet değil mi onu da duymuştuk. Şimdi böyle birkaç şey üst üste bindiği zaman soru işaretleri de büyüyor. Değil mi evet bir değil iki değil diyorsunuz ama... İşte bilemiyoruz ya. Yani gönlüm ister ki kimse bu kadar böyle saçma haberlerle gündeme gelmesin. Bırakın hani ünlü cephesini. Her gün üçüncü sayfada bunun ve bunun bin beteri haberlerle güne başlıyoruz. Bunlar daha da çok insanı üzüyor. Ama işte maalesef önüne geçilecek bir durum yok. Bir kere böyle bir şeyin kanıtı da yok. Yani, evet gözde gören kimse yok ama işte hani konuşulanlar var. Aslında direkt suçlamak da çok doğru değil. Hı. Ama neden böyle bir şey hiç ortada hiçbir şey yokken, hiçbir etki yokken neden tepki gelsin karşı taraftan? Şimdi hanımefendi ünlü olmaya çalışan veya albüm çıkartan evet, veya kız işte bak, diyeyim, sadece arkası yapan, dönük fotoğrafı var. Başka da bir fotoğrafını görmedim yapan ben. Ya da herhangi bir yerden prim elde etmeye çalışan bir hanımefendi de değil. İnsan öyle düşününce mantıklı açıdan hani acaba bu kız haklı mı dedirtiyor. Evet, bir, yani ne kadar olsa bir şüphe kalır insan. Acaba mı diyorsun yani. Aslında buradan çıkartılması gereken bir ders olduğunu düşünüyorum. Tüm ünlülerin bu haberleri seyrettiğini düşünecek olursak. Ünlüyseniz ve insanlar sizi örnek alıyorsa, seyrediyorsa, yüceltiyorlar. Hele hele oynadığınız karakterlerden dolayı bazen o karakterle bağ kurdukları için daha da bir yüceltiyorlar. Bu tip misyonları olan oyuncuların davranışlarına kötü niyetli olmayanlar için de bir uyarı burada. Yani belki çok iyi niyetli, işte kızı evet. gibi görüyor, kardeşi gibi görüyor, yakınlık gösteriyor. Bu bir ders olmalı. Böyle dahi evet. olsa, iyi aynen. niyetli dahi olsa ekstra bu davranışlardan dikkat etmeliler. Uzak evet. durmalı, daha seçici hareketlerde bulunmak gerekiyor. Ya en başında da söylediğimiz gibi Talat Bey ben kızı yanağından öptüm hani demişti. Ben bunu da kabul etmiyorum. Öyle bir şey yok. Kimse gelip de beni şimdi durduk yere yanağımdan öpemez yani. Hele ki bir haftalık tanıdığım insan hiç öpemez. Buna karşıyım yani. Ama bir tek kafamı karıştıran şey daha var ki o da Şevval Sam'ın söylediği bir söz. Demişti ki yurt dışında da hani kadının söylediği esastır. İşte taciz zaten gözle görülür bir şey değildir. Evet zaten taciz herkesin ortasında edecek değil yani böyle bir mantığı da var bu işin. Değil mi? Aslında çok mantıklı bir yaklaşım. Kadının Hı-hı. söylediği esastır. Şimdi burada da mantıki açıdan bakınca ama biz gözle görmediğimiz için kesin bir yorum yapamıyoruz. Yani hani hukuki açıdan da bu böyle. Tabii. Ama mantık diyor ki bu kız haklı. Benim mantığım öyle diyor ve vicdanım da öyle diyor açıkçası. Şimdi ismi aklıma gelmiyor, hafızamı zorluyorum ama Hollywood'da böyle bir şey oldu. Ünlü bir yapımcı evet, yönetmen evet. ve geriye dönük çok seneler önce de tacize uğramış ama o zamanlar kızlar çıktı susmuş. Ortaya. Bir tanesi son yaptığı kişi çıktıktan sonra çorap söküğü gibi arkasından geldi. Benim endişem belki bu olayda yıllar içinde
Hani Türkiye daha farklı bir yer. İnsanlar dışlanmaktan, yargılanmaktan, ayıplanmaktan, kız çocukları, genç kızlar korktukları için itirafta bulunmak istemiyorlar bulundukları toplumda. Çünkü yalan söylüyorsun belki deniyor. Belki de çıkacaktır. İspatlaması zorsa gücendiriyorlar. Neden? İşte acaba reklam için mi yapıyor diyorlar. Yani vicdani açıdan da bir genç kızın zaten bunu söylüyor olması gerçekten zor bir şey. Yani bunu kabul edip hem tacize uğruyor, orada bir travma, hem tacize uğradığını açıklamak ayrı bir travma. Evet. Yani bu gerçekten çok zor bir şey. Yani bir genç kız için. Çok, çok genç bir genç kız. Yani kaç, 20-22 yaşında. 19 yaşında. 19, yani 20 çok, yaşında bir şey. Çok küçük bir genç kız. Yani hani hayat tecrübesi bir yere kadar. Bir de o bir cesaret ister yani, olmayan bir şeyi bir oyuncunun, başrol oyuncusunun üzerine atabilmek. Çok büyük cesaret ben, ister. Ben hani yine yargıya kalmış, hukuka kalmış saygım sonsuz. Ama mantıki açıdan bakınca görüyorum ki kız haklı. Sen öyle hissediyorsun. Ben öyle de burada çok üzerine benim gittim fikrim. Açıkçası bu konu. Çünkü benim hassas olduğum konulardan biri şu taciz olayı. Hiç kimseye de yakıştırdığım bir şey değil. Çok enteresan bir şekilde sonucu bekliyordum. Sonuç da bu şekilde geldi. Ve ben en çok neyi merak ediyorum biliyor musunuz? O sette birçok isim... Başrolde oynayan ya da işte o dizinin oyuncuları hep böyle bir sanki Talat Bey bunu yapmış gibi bir ifade verdiler. Onu belirttim. Herkesin tepki göstermesi aynı. Mesela şurada diyebiliriz ki sizin için az çok sizinle çalıştıkları süre boyunca ekip arkadaşlarınız sizinle ilgili bir fikir edinmişlerdir. Hı hı. Yani bir şey gündeme geldiği zaman hayır ya Esra Hanım böyle bir şey asla yapmaz diyebilecek insanlar vardır. Hiç kimseden hep böyle işte... bize zamanı oldu. Evet, geldiğinde konuşacağız. Kadınlar kendi adına bir yazı yazdı falan. Şimdi her şeyi geçin. Talat Bey bu dizide devam ediyor. Ya sete girdiğiniz zaman karşılıklı oynarken bile bir gerginlik olmaz mı? Biliyorsun ki ben senin hakkında çok iyi bir şey söylememişim. Tabii gerginlik olur, o yüzden söyleyemiyorlar. Belki de biliyorlar, konuşmuyorlar ortalıkta bir gerginlik olmasın diye. Yapımcılar tarafından da zor. Yani sen bu adam taciz ettiği halde bu kadar hani hissedildiği ve bilindiği ortama gündeme gelen bir konu olduğu halde bu adamla çalışmaya devam ediyorsun. O zaman sen bunun yaptığı tacizde bu hareketleri de onaylıyorsun anlamına geliyor. Diğer yandan rol arkadaşları olsun. Arkasından nasıl söylesinler ki yani tekrar hayır, yapımcılar karşısına? Hayır, ben onu söylüyorum. Getirecek. Hepsi bir şeyler söyledi. Şimdi mesela Talat Bey masumsa yüz yüze geldiği zaman siniri bozulur insanın. Der ama ki kimse, sen kimse benim şey hakkımda kötü konuştuğundan. Ama yine de söyledik. Şimdi Şevval Hanım'ın röportajı vardı. Diyor ki kadının söylediği esastır. Kızımız zaten çok küçük. O da annesiz. Hani ben kulaklarımla duydum röportajı. Yani Şevval Hanım bir nevi o kızın haklı olduğunu söylüyordu zaten. O evet, açık açık söyleyemeseydi ima etmiş. Evet, yani o kızcağızın da işte annesiz olduğunu, işte çok üzüldüğünü bu habere, 19 yaşında düzgün bir kız olduğunu falan söylüyor. Şimdi yüz yüze sahnesi var Şevval Sam'la Talat Bulut'un. Karşılıklı bir gerginlik olur ya. Olmaz olur mu? Yani bilmiyorum. Rolüne kendini veremez bu kadar, insan. Evet. Gerçi onlar çok profesyoneller artık. Ama olsun, bu kadar güzel giden bir dizide böyle bildiğiniz sette gergin anlar. İlla ki bir patlaması olur işin. Şimdi bu kadar haberden sonra halkın da bir sağduyusu var. Zaten tahmin ediyorum ki reytinglerle ilgili bir değişiklik olursa halk tepki vermek adına seyretmemeye başladığı takdirde zaten... Bir süre sonra gösterimden kalkacaktır. Gereken olacaktır. Ya rol oyuncu değişikliğine gidecekler ki bu saate kadar gitmemişlerse bence komple diziyi ortadan kaldıracaklar gibi geliyor. Bakalım bayağı bir sinemacılar tarafından yayınlanan bildiride bir daha gözden geçirin deniyordu. Çok merak ediyorum vallahi, sezon bir an önce başlasın. Talat Bey var mı yok mu diye merak ediyorum. Yükselecek. Ha tabii, belki de reytingler işte benim gibi merak eden biri oturup bakacak belki. Ben şu an merak ediyorum mesela, olacak mı olmayacak mı diye. Şimdi bir diğer habere geçelim. Sanat dünyasını karıştıracak açıklama. Sertab Erener çok enteresan bir açıklamada bulunmuş. Demiş ki şimdiki şarkıların içi bomboş. Aralarında bazı kadın popçular var ki insanlar daima kötü olsun istiyor. Şarkıları bu yönde. 90'larda romantizm, şiirsellik, güzel duygular vardı diyor. Ve midemi bulandırıyor diyor şu anki şarkıların işte bu atarlı giderli oluşu diyor. Giderli saçma sapan şarkı sözleri şarkı sözlerini midem kaldırmıyor diyor. Direkt adres göstermiş yalnız.
Kimi düşündün? Demet Akalın'ı göstermiş Giderli Şarkılar, Giderli Çünkü Şarkılar. Çünkü albümünün adı diye düşünüyorsun değil mi? Direkt? Yani albümün adı değil, yani bu furyayı başlatıp da hani Giderli Şarkılardan. Aslında Giderli Şarkılar şöyle, genç kızlara sevgililerinden ayrıldıkları zaman biraz bir böyle hani kuvvet güç veriyor. Teselli karşı tarafa, eller havaya söylüyorlar falan, rahatlıyorlar. Ama son çıkarttığı şarkıya bakacak olursa Giderli olmasa bile içi boş şarkı Kervan'la. O güzel sesiyle, güzel duruşuyla Sertab Erener de katılmış bence. Hangi ben çok şarkı? Beğenmedim en son çıkarttığı şarkı. Adını bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. İzledim ve dinledim. Açıkçası ilk görüşüm çok beğenmedim oldu yani. Ben şeyde kalmışım ya, gel aşk diyorum, yanaş diyorum falan diye bir şarkısı var tamam, ya. Tamam, o da güzel, eğlenceli bir onda şarkı. Onda kaldım vallahi açıkçası. Ben çok sevemedim bu son yani, şarkısını. Bilmiyorum, zevkler, renkler. Demet Akalın'a mı söyledi diyorsun bu şarkı? Tabii ki yani, şimdi Giderli Şarkı deyince karşınızda, aklınızda kim geliyor ilk resim olarak? Benim Demet Akalın geliyor. Başka Giderli Şarkı'yla çok meşhur olan insan yok. Demet Akalın'ın da şimdi bir gerçek var, bir başarısı var yani şu anda. Her gün dolu, konserden konsere koşuyor. İşte Bakkal Şarkısı da yapsa, Çakkal Şarkısı da yapsa, Giderli de yapsa, öyle de yapsa, böyle de yapsa. Her gün çalışıyor bu kadın yani. Ne evet. kadar eleştirilirse eleştirilsin. Demek ki bir kitlenin bu Giderli Şarkılara güç kuvvet açısından her ayrılan genç kızın evet, telefonunu açıp dinlemek açısından ya da Instagram'ına snap atmak açısından ihtiyacı varmış. Doğru. Ne diyelim? Böyle giriyor bu şarkılar çünkü. Sana da mı öyle geldi Aynur? Adres belli mi diyorsun? Ben şöyle söyleyeyim, yani yıllardır gördüğüm Sertab Erener'le bağlantısını kuramıyorum bu röportajın. Hiç alışmadığım bir röportaj. Evet, sosyal medyasından yayınlamış. Sosyal medyasından da öyle bir şey görmemiştim. Evet, ben de yani, görmemiştim. Beklemediğim bir çıkış. Neden yaptı, niçin yaptı? Herkes istediğini söylesin. Herkesin talep edeni var. Talep ve arz meselesi. Aynı anda birçok sanatçıyı da sevebilirsiniz. Ruh hallerinize göre değişen zamanlar da olabilir. Bazen klasik müzik dinlemek istersiniz. Bazen atarlı bir şarkı dinlemek istersiniz. Bazen de sanat müziği, yani insanların ruh halleri de müziklerle ilgileniyor. Bazen de damarın dibine vurursunuz. Bazen damar, Orhan Gencebay yani. Dinlemek istersiniz. Yani onun için bir başkası için, yani sanatını iyi yapan ve güzel şarkı söyleyen birinin başkalarına hedef göstererek konuşmasını çok da neden, neye hizmet ettiğini düşünüyorum. Hani Sertab Erener'e de çok yakışmamış aslında değil mi? Yani evet, şu ana kadar böyle bir şeyle gündeme gelmiş bir kadın değil yani. Değil. Yani beklediğim olay bu değildi evet, kendisinden. Aynen. Evet, Sertab Erener. Yani şöyle, haklı olduğu yanlar var tabii ki. Şimdi bir 15-20 yıl önceki şarkılara gidip baktığın zaman çok güzel şarkılar var. Tabii tabii, şimdi haklı. Şimdi çok çabuk tüketilen haklı. Bir şarkı durumu var. Yani dinliyorsunuz, bir ay sonra o şarkı sizi sıkıyor, geçiyorsunuz yani. Ama böyle hala onları duyduğumuzda, aa ne güzel şarkıydı bu dediğimiz şarkılar var eskiye baktığımızda. Al Fikrimi Deli Et Beni diye bir tane şarkısı var Emel Müftüoğlu'nun. Evet. Hala dinleniyor ve yani işte belirli hareketli şarkılar var. Ki bir şeyler anlatıyor, insana bir coşku veriyor ama diğerleri hep işte Allah seni belanı versin, yok öyle ol, böyle ol vesaire. Ki Allah belanı versin şarkısında İsmail Yaka evet, yok. Bir şey söyleyeceğim, milyonlar sattı ama o albüm. Nasıl? Demek ki bela okuyan çok insan varmış. İnsan bunu düşünüyor. Yani genel olarak şarkılara bakınca ve şarkıların içi boş, çabuk tüketiliyor ama eskisi gibi eserler de çıkıyor ama kıymeti bilinmiyor. Neden? Çünkü çabuk tüketen bir toplum olduk. Çok fazla seçenek var. Evet, gençlik çok seçenek artık var. Sıkılıyor bir şey dinlemekten. Hadi yenisi gelsin diyor. Yani bir şarkı fast yapıyorsunuz. Fast food gibi işte. Evet, fast food gibi oldu artık müzik zaten. Bir şarkı yapıyorsunuz. Aradan bir ay geçmiyor. Yeni albüm yok mu? Yeni şarkı yok mu diyorlar. Nasıl yani, ben fabrikasyona mı bağlayacağım yani hani? Çok evet. enteresan bir durum. İnsanların beklentisi de farklılaştı. Kesinlikle. Doğru söylüyor ama bence Sertab Erener böyle şeyler söylememeli. Sanatını yapmalı. Güzel bir sesi var. Güzel bir duruşu var. Demet Akalın da bir şeyler söylemiş. Bugün ikinci sayfa programına bağlamış. Gece ben de okudum röportajı diyor. Yalnız benim en son Sertab için ne dediğime bakın diyor. Demiş ki Sertab Erener için. Sertab Erener sanatçı, biz şarkıcıyız demiş Demet Akalın. O da ona teşekkür mesajı atmış. Kadın müzik olarak başka bir yerde duruyor. Onun benim için onu söylediğini zannetmiyorum diyor. Demet Akalın, hani sabah bir programda da gördüm, orada da bu konu geçtiğinde hemen Demet Akalın'a söylenmiş denildi. Ama öyle yani, çok hani belli. Adres belli denildi. Ama Demet Akalın diyor ki benim için söylediğini zannetmiyorum. Ben izlemediğim halde mesela aynı yorumu yaptım. Kim bu piyasanın içinde olsa o yorumu duysa aynen adresin belli olduğunu düşünür.
Diyor ki sadece şuraya katılabilirim. Kötü popçular, kötü kalpli insanlar benzetmesine. Sezen Aksu da kendisi de atarlı şarkılar yaptı. Evet. Mutsuz insanların şarkılarını kim söyleyecek? Hani mutsuz olan insanların şarkılarını kim söyleyecek diyor. Sertab'ın beni kastettiğini sanmıyorum. Hani kastediyorsa da başım gözüm üstüne gibi bir söz kullanmış Demet Akalın ikinci sayfaya bağlanarak. Her ne kadar biz buradan Demet Akalın giderli şarkılar diye albümü de olsa o diyor ki bana söylediğini düşünmüyorum diyor. Ben düşünüyorum şahsen. Yani benim şahsi fikrim zaten aralarında daha önceki mesajı okuman çok doğru bir şey oldu. Teşekkürleşme geçmiş. Yani bunun üstüne onu kastettiğini ben burada şüpheye düştüm. Belki gerçekten onu kastetmiyor gibi. Demet Akalın. Ama şimdi giderli şarkı dediğiniz zaman aklına kim geliyor? Bu Demet Akalın bir kere bu medya olaylarında, bu magazin olaylarında bence eğer şarkıcı olmasaydı bir magazin PR'cısı olabilecek kadar donanımlı bir şahıs. Magazinler nasıl oynanır, nasıl viraj dönülür, nasıl o dönüşü yapılır hepsini çok iyi biliyor. Orada şapka çıkardığı insanda o bu şu değil, Sertab Erener sesiyle gündemde olan, kalitesiyle, yaptığı işlerle şu ana kadar adını altın harflerle yazdırmış bir sanatçı. Tabii ki ona şapka çıkarması gerekiyordu. O da onun üstüne bir polemik başlatsa zaten bu sefer Sertab Erener'den geriye bir dönüş alamayacağını bildiği için bu şekilde bir manevra yapmış bence. Evet, siz camianın içinde olan birisi olarak daha iyi. Yani insan biraz tanıyınca yorum yapabiliyor bu konuda. Gerçi Sezen Aksu'yu da yıllar boyunca, ben 46 yaşındayım, bütün gençliğim, çocukluğum Sezen Aksu'yla geçti. Yani kaç tane parçası varsa onların içinde çok yüreklerimize dokunan, gözyaşlarına boğan şarkıları da oldu. Ama dediğiniz gibi atarlı tutarlı, bazen yerimizde durmadığımız, oynadığımız ve kafamızı boşaltmak için dinlediğimiz şarkıları da oldu. Evet. Yani işini iyi yapan insanlar aslında bu tip polemikler yaratmak zorunda da değil. Üretiyorlar sadece ve yollarına ya, devam ediyorlar. Yani Sertab dediğiniz gibi böyle konuşan birisi değil ama ben şu sözüne de takıldım bak. Diyor ki aralarında bazı kadın popçular var ki insanlar daima kötü olsun istiyor diyor. Orada da aynı adres aklıma geliyor orada benim şimdi. Orada kimi kastediyor yani, onu da şaşkınım yani. Açıkçası orada da aynı adresler geliyor aklıma. O aynı kadro birbirleriyle sürekli kavga edip atışan bir kadro var. Bence hiç hoş değil. Aslında hani insan dışarıdan baktığı zaman bu insanlar ne kadar başarılı insanlar. Her günleri dolu, fullar fullü ama hep birbirlerine bir şekilde göndermeler yaparak gündemde kalabiliyorlar. Yani yurt dışına baktığınız zaman kimse kimseye gönderme yapmadan da gündemde kalabiliyor yani. O gündeme girmek illaki işte ben kraliçeyim, yok benim tahtım, yok onun tahtı, yok o onun dedi, bu bunun dedi. Halbuki ne ortada ne taht var ne şey yani o dönemde değiliz. Yani çok artık tarihin çok gerisinde kaldı o. Kraliçe tacıyla kimse gezmiyor değil mi? Aynen. Ya tarihe ismini yazmış. Bir de kaç kişi oturuyor bu tahtta? Kucak kucağa mı oturuyorlar? Anlamadım yani. O taht benim bildiğim bileli Sezen Aksu'nun tahtıdır. Sezen Aksu yoksa Ajda Pekkan. Bunlar daha ölmedi. Sen kendi kendine niye oturtuyorsun? Bırak birileri seni oturtursun oraya. Kendi kendini söyleye söyleye hayranlarına da fanlarına da ulaşıladı. Kraliçe kraliçe. Kraliçe belli Sezen Aksu. Ama şöyle bir şey var. Mesela Demet Akalın ve Hande Yener için söylüyorum. Sanat camiası bunu çok yapıyor. Mesela Hande Yener'le arası iyiyse ona kraliçem diye hitap ediyor. Demet Akalın'la arası iyiyse ona kraliçem diye hitap ediyor. İkisinden birinin arası bozulursa kraliçe yer değiştiriyor bir anda. Ya enteresan ama yani bugün can ciğer kutu sarması oldukları insanlarla birbirlerini övüyorlar, destekliyorlar. İki gün sonra kötü olabiliyorlar. Bu ne kadar değişik bir şey. Yani ben hiçbir zaman mesela böyle bir şeyin içine girmezdim şahsen onların yerinde olsam. Saçma. Yani güven kaybettirici, güvenilirliği azaltıcı bir durum. Yani düşünsenize sen bir yere gelmişsin, kendini milyonlara sevdiren bir sanatçı olmuşsun. Sanatçı demeyeyim, şarkıcı olmuşsun. Bir şekilde insanlar seni çok seviyorlar ve sen sürekli onunla bununla kavga ediyorsun. Ortalıkta işte onu söylüyorsun, şiştim gözüm aydın diye röportaj yapıyorsun. Senin orada senin genç kız hayranlarına hanımefendi gibi örnek olman gerekirken öyle hani böyle hareketler falan. Bence o şiştim gözün aydını şey kıyafetlerini yorumluyorlar diye söylemişti. Kime söylemişti? Yok kıyafetlerini yorumluyorlar diye değil. Yeşim Salkım'ın evet, sözüne Yeşim karşılık Salkım işte söylemiş. Çok pahalı şeyler alıyor diye Demet Akalın'ın söylediğinde o da şiştim gözün aydın diye alabilir cevap verdi. Yani pahalı şeyler de alabilir. Bunlar polemik yaratmak uğruna kendi kalitelerinden
ödün vermeleri demek. Bence bir kadın sanatçı ve genç kız hayranı çok olan bir insan, toplumun sevdiği bir insan bu şekilde konuşup tavrını işte böyle hani tabiri caizse söylemek istemiyorum. Bir halk toplumu vardır ya sürekli oynarlar. Onlar gibi böyle hani konuşma tarzı çok yanlış bence. Yani orada bir ismin var, cismin var, adın var, bir ağırlığın var. Bir dur bir silkelen yani bir kendine gel, yanında çocuğun var. O çocuk seni yarın öbür gün örnek alacak. Hiç hoş değil bence. Evet. İyi bir örnek değil. Hem kendi çocuğu için hem diğerleri için. Evet, çocuk demişken Azra Akın da biliyorsunuz bebek bekliyor. 5 aylık hamile ve eşinden bir yüzük gelmiş. 30 bin TL'lik yüzük almış eşi ona. 5,5 aylık hamile. Benim bildiğim bu yüzük almalar falan hani doğumdan sonra yapılan bir hediye vardır ya. Genelde kayınvalide takar. Ben hiç hayatımda yaşamadım, bilmiyorum. Evlendim ama yaşamadım mı diyorsun? Evet tabii, evlendim, 2 tane çocuk doğurdum, hiç kimse bana yüzük falan takmadı. Genelde darısı ben sattım. Darısı başınası o zaman. Ay yok, başka çocuk doğurmayı düşünmüyorum, çok verse 2 tane var. Genelde evet doğumdan sonra takılır. Hani bir tane torun verdi vesaire diye. Evet, çok değil eskiden mi? Gelen bir gelenektir bu. Ama sadece kayınvalide değil, eşler de alıyorlar. Eşler onu da nereden alıyorlar biliyorum? Ben bir eşlerin hiçbir şey aldın hayatımda bir arkadaşım, karı koca bir arkadaşım vardı. Eşine sahte yüzük almıştı da, sahte 5 taş, cinnet geçiriyordu karısı. Ay inanamıyorum. Yani Esra diyordu, bana aldığına doğum hediyesi aldığı şeye bak diye böyle. Sahte 5 taş, onu anlayabileceğini idrak edememiş. Kuyumcuya götürüyor, bir soruyor sahte. Kuyumcuya götürüp mü soruyor, görünce evet anlamıyor. Belki beyefendi de aldatılmış olabilir, kuyumcu sahtekarlıkları da. Hayır canım. Hayır, bir de ona 1200 lira mı 2000 lira mı ne para veriyor yani böyle daha böyle bir kıymetli bir imitasyon. Evet evet, iyi bir şey, şimdi ismini söyleyemiyorum. Zirkon herhalde. Biraz daha iyisi düşün, 2000 lira veriyor onu alıyor. Yani az daha şey yap, daha küçüğünü al, gerçeğini al değil mi yani? Öyle bir saçmalık. Çok enteresan, ya da hani paran ona yetmiyorsa onu alma, başka bir şey al. Niye yani gönülden insan karısını başını yani yastığa beraber koyduğu insanı dolandırır mı yani? Çok enteresan. Oluyor mu? Mesela araba alıyorlar, karıcığım sana araba aldım, arabanın ruhsatı başkasının üstüne. Sonra küsünce ayrılınca hemen al git. Hop ver arabayı diye. Tabii ver arabayı, al misketini ver bebeklerini. Böyle bence karaktersizlik yani, bir erkeğe yakışacak hareketler değil bunlar. Ama Azra'cımıza yakışmıştır 30 bin TL'lik yüzük ama... şu ünlülerin son zamanlarında birbirlerine aldıkları hediyeler var ya, 100 bin liralık, 150 bin liralık hediyeler. Aa, onlara kesinlikle inanmıyorum. Kesin onlar sahtedir. Yok yok, gerçek onlar. Gerçek ya mi? Vallahi gerçek. İnanamıyorum. Yani ama şey gibi. Can Durmaz'a Demet Akalın'ın aldığı o 100 bin dolarlık yüzük gerçek mi? 100 bin dolar demeyelim, dolar aldı başını gitti. Ama hani o zamanın kuruyla. Evet, şimdinin almıştır kuruyla 30 bin dolar. Ama mesela şöyle bir şey var burada. Al gülüm ver gülüm durumları var. Şimdi Aynur bana atıyorum 50 bin liralık çanta alıyor. Ben ona 60 İnşallah bin liralık bir şey alıyorum. Sonra işte o bana 80 bin liralık. Böyle bir aslında çok büyük bir zarar yok. Yani sen alınca ne oluyor? Altta kalamıyorsun, sen de tabii, ona gidip bir şey alıyorsun. Aslında hediyeye akıllı insan çok sevinmez. Çünkü hediye sonrasında sorumluluk getirir. Sorumluluk evet getirir. Evet, doğuracak hediyeler olmalı. Nasrettin Hoca'nınki gibi. Kazan böyle hikayesi. Kazan hikayesi gibi. Mesela atıyorum sen ona cüzdan alacaksın, o çanta olarak sana dönecek. Evet. O zaman karlı. Aynen aynen aynen. Öyle bir şey olacak. Evet, bir hamilelik haberi de bugün canlı yayında geldi ki biz bunu zaten biliyorduk. Sevgili Eylül Öztürk canlı yayında hamile olduğunu açıkladı. Zannedersem 1,5 ay olmuştur onlar bizim programa geleli. 1,5 ay önce geldiklerinde ben zaten Eylül'ün hamile olduğunu öğrendim. Çok da mutlu oldum çünkü çok sevdiğimiz bir çift. Programımızda da ağırladığımız bir çift. Kemal'le ikisi zaten böyle bir şeye çok hazırlar. Çünkü çok aklı başında bir anne baba olabilecek insanlar. Köpekleri de var zaten. Ona bile nasıl bakıyorlar, çocuğa nasıl bakarlar. Sonunda açıklamış Eylül. Çok İlk tatlılar. Tabır. Değil mi? Çok değil sevimliler. Evet, sevilen bir çocuk. O ne kadar şimdi tatlı çocuk bir çocuk olur. O çocuk ne kadar sağlıklı büyür. Değil mi? Çok eğlenceli bir evde evet, büyüyecek eğlenceli bir kere. Eğlenceli bir evlilik. Birbirlerine saygılı, sevgili bir evlilik.
Baba da gayet anneye destek, anne de babaya destek. Evet, ne güzel de bir klip çekmişler beraberler. Eşi ne güzel bir klip çekmiş değil mi? Evet Kemal bildiğiniz Eylül'ün kliplerini çek. Kemal nereden çıktı ya? Kenan Eylül'ün kliplerini çekiyor mesela. Çok da başarılı çekiyor. Evet çok güzel, ben inanamadım yani eşi çekmiş falan diye. İzleyince klibi bayıldım. Hı-hı. Çok güzel olmuş. Allah analı babalı sağlıkla amin, büyüsün. Amin maşallah. Evet inşallah diyelim. En kısa zamanda kucaklarına da alırlar mı? Bu arada Eylül o kadar zayıf ki. O kadar zayıf ki. Herhalde böyle bir nohut kadar şişecek karnı. Bak düşün üstüne ne kadar geçti, kızın hala karnı yok. 1,5 ay önce duyduğumda hamileydi. Bize geldiğinde söylemişti. Ama 4-5 aydan sonra falan belli oluyor. Benim 7. ayda çıkıyor mesela karnım. Öyle 7. mi? 7. aya kadar dümdüz. Yok canım evet. Hemen çıkanlar var ya. Ben de 6 aydan sonra çıkmıştı. Herkes de değişkenlik gösteriyor. Genetik bak ne eğlenceli önemli. Bir çift ya. Şöyle bir düşse kocana şunu yaptırabilir misin? Yapmaz yani birçok. Mümkün değil, mümkün değil. Ama Kenan çok uyumlu bir adam ya. Eğleniyorlar. Ama herkese öyle ilişki versin. Eğleniyorlar. Eğlendikleri işten kazanıyorlar. Evet, çok güzel. Hem eğlenip hem işi para yapıyorlar. Kazanıyorlar. Çok güzel. Eğlenceli. Onun için keyif alıyorlar zaten. Evet. Kocası da bir tek şeyi çok istemem demişti. Dizide oynamasını istemem demişti. Aç bakayım sesi. Yapmaya doğmuş. Neden yapan değil de konuşan suçlu olmuş. Siz de kaçmayın o zaman başka kocaya. Fısır 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 fısır. Ay yaşasın gıybet. Fısır 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 fısır. Yaşasın gıybet. Ha, tam bizim programa uygun bir şey olmuş. Yaşasın gıybet. Gıybetlerce. Bayağı eğlenerek para kazanan bir çiftimiz. Onları buradan öpüyoruz. Şimdi dün gördüğümde çok güldüğüm bir haber vardı ama kısa bir reklam arasından sonra bunu işleyeceğiz. Esra Erol'un eşi Ali Özbir takipçisine öyle bir söz yazmış ki zehir zemberek, çok da güleceğiz ama reklamlardan sonra.
Yeşim. Dün hepiniz görmüşsünüzdür sevgili Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in yazdığı yorum sosyal medyada herkesi şoke etti. Çünkü bir takipçisi Esra Erol'un fotoğrafının altına Esra Erol senin neyine aşık oldu acaba yorumunu yazınca Ali Bey sessiz kalmadı. Sana mı sorduk dedi. Orada böyle küçük bir küfürcük gibi bir şey etmiş. Tabii hepimiz şaşırdık çünkü Ali Bey'in böyle bir cevap vereceğini kimse düşünmemişti herhalde. Ama bence hak ettiği cevabı vermiş ya. Tahammülünü zorluyorlar insanları biliyor musunuz? Ben artık yorumlara kapattım. Aynen. Seven sevmeyen düşman ya da ne bileyim belki Esra Hanım'ı çok seviyordur o takipçisi. Ama yakıştıramıyordur. Ya yakıştıramıyor olabilirsin. O insanla diğer insanın arasında ne yaşadığını nereden bilebilirsin? Sen bunu yargılayacak gücü kendinde nasıl buluyorsun? Yani bu nasıl bir edepsizliktir değil mi? Nasıl bir hadsizliktir? Adam evlenmiş, çoluğu var, çocuğu var. Bunca yılın şeyine sen kalkıp sende ne buldu acaba? Bence tam da yerinde olmuş. Tam da yerinde olmuş yani yorumu. İnsanın çünkü gerçekten nevrini döndürüyorlar. Adamcağız orada bütün hani duruşunu vesaireyi falan göz ardı edip böyle bir cevap vermiş. Aslında hiç vermemesi gerekirdi ama yani insanı gerçekten tahammül sınırlarının üstüne çıkıyorlar. Gerçekten öyle yani insan sinirini bozuyorlar ya. Yani adamın çoluğunun çocuğunun annesi, karısı, hayat arkadaşı biri kalkıyor diyor ki ya abi sen de ne buldu ya bu kadın falan diyor mesela böyle terbiyesiz bir şekilde. Adam da sinirlenmiş tutamamış iyi yapmış. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu bazen şey düşünüyorum. Bu iki tane çok sevdiğimiz arkadaşımız var ya magazinci. Onlarda da böyle bir şey var. Hemen eleştirsinler. Hemen böyle kötü bir yorum gelse seviniyorlar gibi böyle hani program sunarken de falan. Onlar da öyle bir hal var. Maalesef bir hal var. Maalesef. Onlar bence birazcık insanlara izleye izleye bu cüreti aşıladılar. Ama, öyle mi düşünüyorsun? Yani, evet ama aslında şöyle bir şey var. Magazin masalarında bunlar tartışılmaya başlandığı için millet böyle ay benim mesajım da okunur mu? Benim hakaretim de konu olur mu diye yazıyor yani. Tetikleyici. Evet kendilerini önemli ve değerli zannediyorlar. Herkesin sevdiği insanlara laf edince ya da ne bileyim toplum içinden seçilmiş birkaç kişidir sanat camiasının içindeki insanlar. Aa bak gördün mü ben işte diyelim ki Esra Balamir'e bunu söyledim. Bak nasıl söyledim gördün mü? Halbuki kendini orada küçük düşürüyorsun. İnsanların içinden seçilebilir olmayı bırak. Sen oradaki hareketinle ayıplanıyorsun. Negatif enerji çekiyorsun üstüne. Yani bu ne hadsizlik? Bu hadsizliği bence magazin masaların başında ilk onlar biliyorsunuz konuk olarak gittiğim zaman da sanki seviniyorlar yani o gelen kötü yorumlara, hoşlarına gidiyor. Bak bu da komik geliyor. Bak. Ne yazmış falan. Ama komik geliyor insana. İş malzemesi çıkıyor. İş malzemesi. Evet. Ben de bazen mesela bir geliyorum Allah iki ünlü birbirine girmiş falan diyorum ki o güzel bugün çok güzel konuşacağız diyorum. Çünkü hani o bir malzeme şimdi bu program formatı o. Normalde ben gidip birine bir şey yazar mıyım yazmam. Bırak onu. Yoruma da açık paylaşmıyorum zaten çok uzun süredir ben fotoğraflarımı. Hani hiç öyle şeylerle uğraşmam yani. Özelinde de yorum yapan biri değilsin. Format bu olduğu için. Format tam tersine benim herkese yatak yorgan sıkıntısı. Olan. Yok formattan bahsetmiyorum ben Esra'cığım. Sen beni anlamadın. Milletin kızları diyor şöyle çayı yapıyor geliyor iki konuşuyor diyor. Bana mesela annem bir şey anlatacak. Aman anne bize ne? Öf ne yapayım anne falan diye bir kızım. Yani öyle bir şeyim yok benim. Hani çok ilgimi çekmiyor başkalarının hayatı. Çok yakın çevreme ilgimi çekiyor. Yani Yeşim'e sorayım. Yeşim ne yaptın derim. Ne yapıyorsun? Ama mesela vesaire. Yani başka bir ünlü yakınımda değilse hiç ilgimi çekmiyor benim ya. Bilmiyorum o da garip bir hal yani. Ama şimdi işsizlik vesaire has safhada ya bazı şeylerde, sektörlerde. Evde işsiz güçsüz oturuyor ne yapsın? Yani bazı insanları mutsuz etmekten mutlu olup bundan beslenen insanlar var maalesef aramızda. Yani ve bu bence çok yaygın bir hastalık oldu. Çok yakınlarınızda da görüyorsunuz. Başkasının mutsuzluğundan, başkasının yüzünün asılmasından mutluluk duyuyor. Ben hani tabii ki magazin işinde tabii ki kendi magazinini yorumlayacak ama o magazin figürünün üzerine kötü bir yorum gelince sevinerek Allah falan diye böyle ortada bak bunu da söylemişler diye söyleyince insan hani onların biraz fitne fücur olduğunu düşünüyor açıkçası. Şimdi bak Gülşen'le Müge gazetecilikten geliyor. Onlar zaten hani haber yapmayı bilen insanlar. İkisi de gazeteci. Normal yani.
Ama şimdi ben ne gazeteci değilim. Hayır hayır, halkın içinden böyle yorumlara evet, meydan vermek, böyle sevinmek enteresan bir şey. Çünkü onlar için o haber. Ertesi gün gazetede de kullanabiliyorlar onu. Aa bak bunu yazmışlar. Ama mesela bu programı yaptığımdan beri benim de algım açık. Bazı şeyleri hemen görüveriyorum. Hemen fotoğrafını çekiyorum ya da işte atıyorum. Algıda ya da, seçicilik evet, diyoruz. Evet, algıda seçicilik başlıyor bir süre sonra ister istemez. Ali Bey de takipçilerin, daha doğrusu halkın gazabından almış payını. Ayrıca gönül kimi severse en güzel odur. Kesinlikle. Yani senin göremediğin neler vardır yani o adamda. Halk ozanlarımız çok güzel işliyor bunu sözleriyle, ozanların söylediği günümüze gelmiş olan şeylerde. Yani güzel kime göre güzel, aşkı neyde bulduğun, aşk tamamı. İnsanlar yaşlanıyor, birbirlerine olan aşkı kayboluyor mu? Buruşuyoruz, yer çekimi kanunları oluyor. Değil mi ya? Ama aşkı devam eden insanlar var. Yani sen onda ne görüyorsun? Herkes onu görmek zorunda değil. Zaten onu görebildiğin için ona aşıksın. Aynen. Bunu zaten başarabilen saygılı, dereceli, birbirine karşı üzmeden, güzel hitabe edebilen çiftler oluyor. Ki bunlar gerçekten parmakla sayılabilecek kadar az günümüzde. Evet. Ne güzel, keşke herkes böyle birbirine saygıyla, sevgiyle beraberlik zaten, içerisinde evet, olsa. Esra Erol da bütün aile el ele tutulmuş fotoğrafı paylaşıp bugün eşine çok güzel sözler yazmıştı. Cevabını vermiş o yazan kişiye. Aynen, diye düşünüyorum. Kalp, kalptir, kalp gözüdür. Kimisi de demiş ki DM'den cevap verseydi Ali Bey demiş. Hani buraya niye ortaya yazdı? Yok, bence ortaya yazması iyi. Bir daha öyle bir şey yazmak isteyen de bir cesaret edemez bence diye düşünüyorum ama yok ya, Allah, herkes ya bayağı yürek çok yemiş. Hadsiz, çok yani o cesareti. Geçenlerde olanı gördünüz değil mi? Berrak Tüzün Ataç bir çocuğa burs veriyor. Son evet, sevgilisini engelliyor. Hayır, işte o fake'miş biliyor musun? O çocuk şaka olsun diye o videoyu çekip yayınlamış Berrak Tüzün Ataç. Şaka yapıyorsun. Evet. Düşünebiliyor o musun? O değilmiş yani bursu olan. Evet evet, ertesi gün önüne salatalık malatalık koymuş, böyle etiketi üstünde bir gözlükle, değerli basın mensupları diye ikinci videoyu yayınladı. Aa, amacına ulaştı mı? Amacına ulaştı mı? Ulaştı. Kendin, sosyal medyada tabii. Dikkat düşünebiliyor musun? Yaptı. Bütün magazin sayfaları ya da programları çocuğu, aa burs verdiği çocuk buymuş, sevgilisi engellemiş diye verdi. Ama çocuğun şeye bak, hayattan sıkılma seviyesine bak ya. Boşluktan yaptıkların beni benden aldı yani. Yaşına veriyorum ben onu yaşına biraz. Yaşına bile veremiyorum. O yaşta öyle bir şey ben utanırdım yapmaya. Herkesin ilgisini çekmeyi bir şekilde başardım. Bak o çocuk yine bundan sonra bence. Yeni fenomen bir şey olur. Yine yapacak. Yemezler. Bir yani onu bir fenomen suratlı konumuna da koyuyorsa halk artık, ben bir şey diyemiyorum. Yani böyle bir hareketi yaptıktan sonra bence olmamalı. Fenomen de bir şekilde internette, Instagram'da takip edilen, sevilen kişi anlamına geliyor. Evet. Çocukların da örnek aldığı kişi anlamına geliyor. Bazen bakıyorsunuz onların yaptığı figürleri, kelimeleri kendilerine, dillerine pelesenk ediyorlar. Doğru. Onları kullanıyorlar çocuklar. Bence iyi bir örnek değil, iyi bir fenomen örneği olmaz yani. Kesinlikle. Evet, sevgili Arto'nun bugün her yerde röportajı vardı. Çok enteresan bir şey olmuş onunla ilgili de. Şeyma Subaşı doğurduğu zaman onun haberini Arto patlatmış. Evet. Ve bu yüzden de mahkemeliklermiş ve diyor ki barış benimle Şeyma diyor sevgili Arto. Şöyle, aslında Miami'de, Arto da sık sık Amerika'ya giden birisi. Miami'de sürekli karşılaşıyorlarmış. Birbirlerine göze aşinalığı, sonuçta bilindik simalar. Selamlaşıyorlarmış, konuşuyorlarmış. Gel zaman git zaman Arto bir bakıyor, Şeyma doğuruyor. Ve biliyorsunuz bir üniversitede okula gitti. Gazetecilik bölümünde okudu. Diyor ki gazeteci ruhuma ağır bastı ve Şeyma'nın doğurduğunu iki tane gazeteci arkadaşıma haber verdim. Aslında çok bilindik bir şeydi hani doğurmak üzere olduğu ama haberi ben patlatmış oldum. Bundan sonra da sevgili Acun Ilıca da kendisine kızıyor. Şeyma'yla da aralarındaki problem başlıyor. Hatta mahkemelik oluyorlar. O da şimdi bir talepte bulunmuş. Demiş ki barış benimle Şeyma. Herkesin bildiği bir olaysa bence burada artık suçlu değil. Değil mi? Yani şimdi orada Miami'de yaşayan bir sürü Türk var. Ben de Amerika'ya çok fazla gidip geliyorum. Orada da eğer karnı burnunda görüyorsa, doğum yapmak üzere ya da doğuma gitti bugün diye birilerinden duymuşsa söyleyebilir. Bu hani nasıl Türkiye'de magazin camiası kulaktan kulağa işte gören, beklenen bir sonuç, gören görmeyene söylüyorsa bence bunda küsürecek bir şey bile yok yani. Tamam, özel bir şey.
Ama o zamanlar daha kritik bir durumlar vardı ya, evet, onların kendi içlerinde. Hı-hı. Saygı duyabilirdi ama onun da kendi usulü ve tarzı var. Değişik bir adam Arto. Artık herkes ona öyle kabullendi. Evet. Artık diyor mahkemeliyiz ama diyor lütfen söyle benden tazminat almasın diyor. Barış benimle Şeyma, barış benimle diyor. Ben o Arto'nun nasıl söylediğini de tahmin ediyorum. Paranın şeyinden korkusuna eyvah kaç para tazminat edeceğim. Zaten adamın motoru çalındı, bir daha da bulunamadı. Yani tazminat kadar motor parasıyla zaten çıktı Arto'dan yani. Evet, karmaya uğradı diyelim orada. Evet. Yani, onun karması olmuş olsun. Mesela Şeyma Subaşı bence Arto'yu affetsin. Enteresan bir şey daha söylemiş. Demet hala bakkal şarkıları yapıyor demiş Demet Akalın için. Bir gerçek var ki demiş Demet Akalın bakkal şarkıları yapıyor diyor. Demet Akalın için şöyle konuşuyorum ya, onun en müziğini çalıp en çok da diyor müziğini çalıp söyleyen benim diyor. Şarkılarıyla eğlenirim, o ayrı diyor Demet Akalın için. Hatta diyor ki Demet'im bana kızmasın ama diyor hani bu bir gerçek bakkal şarkı. Yani bu bakkal şarkısı zaten yıllarca Serdar Ortaç'a söylendi. Yani, bakkal şarkı. Ama hepimiz o bakkal şarkılarında maşallah çok güzel eğleniyoruz. Evet, hepimiz de repertuarımızı alıp söylüyoruz. Söylüyoruz yani da. Doğru. O da bir gerçek. Artı bir de şimdi şöyle bir dünyaya açılacak olursak, diğer rap çok seve seve dinlediğimiz radyolarda bangır bangır çalan şarkıların sözlerini çevirecek olsak asıl bakkal şarkısını o zaman görürsünüz. Bence bu kadar acımasız olmamak gerekli. Bunlar kullanılıyor bir şekilde ve kabul de görüyor insanlar, beğeniyorlar. Bir de şöyle bir şey var, şimdi matematiksel düşünecek olursak, ben bir iş yapıyorsam ve o işin talebini artıran bir durum var ki artık günümüzde YouTube. Giriyorsunuz, bakıyorsunuz hangi şarkı kaç kere tıklanmış, görüntülenmiş. Onun da hile var da neyse. Ben evet, şimdi evet, geçmişime bakıyorum. 10 tane şarkı yapmışım. İşte bu 1 milyon seyredilmiş, o 2 milyon seyredilmiş ve belki de bakkal şarkısı diye yaptığım şarkıda 100 milyon seyredilmiş. Ondan sonra benim bakkal şarkısı yapmaya devam etmem kadar doğal bir şey olamaz. Evet. Neticede herkes bu işi para kazanmak için yapıyor. Kimse evet, gündemde kalmak, evet, devam ettirebilmek. Şey, orada kalmak da kolay bir şey değil yani o seviyede. Tabii bakın, canım her dakikada boyunca o şarkıyı bulmak da bir sorun. Tabii. 2-3 kere haber yaptık. Demek ki bir şeyler yapıyor ki haber yapıyoruz. Alt evet, yapısı artık belirli bir şeye oturmuş. Üstüne sözler yazılıyor. O tarz şeyler tutuyor. Sözlere artık kimse dikkat etmiyor. Herkes eller havaya yapmak istiyor. Yani nedense tutuyor, evet. Kerimcan'la ilgili de röportajında bir şeyler söylemiş. Kerimcan'la ne bir hesabım ne bir hüsumetim vardı diyor. Kerimcan dinlemeye takılıyor. Ve o sırada dinlenirken Arto'nun kulaklarını çekemesini istediğini söylüyor bir anladım, tanıdığı insana. Ve bunun üstüne Kerimcan biliyorsunuz gitti ifade verdi. Ve bu ciddi bir suç aslında. Hani tabii, adam azmettirmeye giriliyor. Suça teşvik etmek. Evet, suça adam teşvik etmek, adam azmettirmek birçok şey. O da şaşırmış, Kerimcan'la ne bir hüsumetim vardı diyor. Kimse bana gelmedi, telefon açmadı, hiçbir şekilde de rahatsızlık vermedi. Eminim adamı ciddiye almamışlardır diyor. Espri olarak da yapmış olabilir belki hani. Ne bileyim, onu hangi tonlamada yaptığını bilmiyoruz ki. Bu evet, arada olayı gibi şöyle anlatıyor, diyor ki Kerimcan'ın kulağını çeker misin falan demiş diye soruyor gazeteci. O da diyor ki evet öyle bir şey oldu diyor. Tam Amerika'ya gideceğim gün organizeden beni aradılar. Müştekisiniz. Evet, müştekisiniz diyor. Sizinle ilgili bazı durumlar var diyor. Mutlaka gelip ifade vermek durumundasınız demişler. Zannedersem bu Kerimcan denen kişi, adı fenomen midir bilmiyorum, ne yaptığını da bilmem, beni birilerine şikayet etmiş. O kişilerin de böyle bir şartla, sözüyle adım atacağını da düşünmüyorum diyor. Çünkü sonuç itibariyle Kerimcan'ın şikayet ettiği kişiler de Arto'yu bir şekilde tanıyor. Yani bir döneme damgasını vurmuş bir isim yani. Tabii. Arto. Gece kulübü İstanbul denince, gecelerinde, eğlence denince Arto birdi. Evet. Hani şampiyon belli, diğerleri de işte payına düşeni alıyordu. Şimdi tabii müziğin tarzı değişti. O zaman canlı müzikti. Şimdi DJ performansa döndü insanlar. Daha işte farklı şeyler yapıyor. Ama Arto bizim programımıza geldiğinde Kerimcan'dan şikayetçi olacağını söylemişti. Tabii hani böyle bir şey düşündüyse, aklına getirdiyse ben hakkımı arayacağım demişti. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak? Bir de çok merak ediyorum, Şeyma Subaşı acaba davayı geri çekip tazminat almaktan vazgeçecek mi? Çok paraya ihtiyacı olan birisi değil Şeyma ama sinirini bozunca da insan bağışlayabilir bence alır, o parayı. Alır, bağışlar, bir şey yapar. Yani. Ama yazık, motoru da gitti adamın, almayalım parasını ya. Affetmek büyüklükten gelir. Aynen.
Şimdi yine gündemin en çok konuşulan isimlerinden birisi aslında ünlü değil. Sadece biz onu Ali Ağaoğlu ile yaşadığı aşkla bildik. O zamanlar Ali Ağaoğlu'na çok aşıktı, çok mesutlardı, çok mutlulardı. Evde ona yaprak sarmaları yapıyordu, çok aşık olduğunu dile getiriyordu. Sonra bir sabah bir baktık ki Ali Ağaoğlu'yla Duygu Su Gürpınar yollarını ayırmış ve ne zaman ayırdıklarını bile bilmediğimiz bir süreçte Bikutay diye yeni bir arkadaş yapmış. İki gün önce de hafta sonu bir baktık Bigutay'la ayrılmış, hatta da birbirlerine girmişler Bigutay'la. Enteresan şeyler var önümde. Bizimkiler önce yayınlamış sonra silmiş ama Bigutay hangisi yayınladı tam çözemedim açıkçası. Yazışmaların fotoğraflarını çekmişler ama. Mesela Duygu Hanım'ın iddiasına göre Bigutay Bey Duygu Hanım'dan para istiyor. Bak şimdi bu şaşırtıcı bir şey değil mi? Diyor ki bir araba alacağım diyor, 240 bin lira teklif edeceğim diyor. Ama diyor üstüne diyor 60 bin daha eklememiz lazım diyor. İşte hani sen ver bana istersen diyor, paranın üstüne kar edersin kuzum diyor. Yoksa diyor kredi çekeceğim diyor Duygu Hanım'a. Böyle bir mesajlar yayınlanmış sayfalarında. Çok enteresan saçma bir şey. Ki dün ben kendi ayaklarımla işte bugünlere geldim, kimseden 5 kuruş almadım falan demişti Bigutay. Bigutay Bey mi? Bigutay. Evet, ne kadar zorlanıyoruz ismini söylerken. Annesini babasını tebrik ediyorum, çok değişik bir isim koymuşlar. Yani bir erkeğin bir kadından para istemesi bence çok saçma ve onur gurur kırıcı bir şey. Hı hı. Ayrıca tefeci mi ki kız ondan faizle para alsın da yok kendi kar etsin, o zaman gidip çekseymiş o krediyi. Tabi zengin ve ünlü bir adamdan ayrılınca herkes çok parası var zannediyor muhtemelen kızın. O da herhalde o yolda ilerlemeye başlamış. Kız da uyanınca ayrılmışlar muhtemelen. O da bir tane video çekmiş. Biz ayrıldık. İşte o kız, bu kız bir şeyler anlatıyordu. Bunlar daha çocukça konuşmalar. Çocukça hareketler. Kız da zaten çok küçük yaştaydı. Bir Güday Bey'in de videosunu öyle bir keşfette gördüm. Enteresan ya, yani gündem olacak bir şey bile olmaması lazımken ama o kadar çok gündemi Duygu Su Hanım'ı meşgul etti ki insanlar merak ediyor yani nasıl ama bir insandı. Ama hikaye komik gelmiyor mu yani? Hikaye çok komik yani, sen karşındaki insanı resmen kandırıp elinden para almaya çalışıyorsun. Hayır, bir de çıkıp şu ondan komik. Sonra... Yani hemen bir sevgili buldu, çok mutlulardı, birlikte aşk fotoğrafları veriyorlardı hani Ali Bey'den sonra. Sonrasında da Bigutay Bey ile ayrıldığı haberi çıktığı gibi yeni sevgilisinin de pozu vermiş, kutuda tutuyor galiba, şöyle çıkarıyor. Onunla konuşurken öbür tarafı bence yedeğe almış olmuş herhalde, o kadar çabuk nasıl oldu? Ama tabii ki şimdi komik ve garip gelmiyor bana. Haberlerden bildiğimiz kadarıyla aralarında çok büyük bir yaş farkı vardı. O yaş farkıyla beraber de beyefendinin maddi durumunun çok çok iyi olması bence tesadüf değil herhalde. Yani onun kara kaşına, kara gözüne vurulmuş olabileceğini düşünmüyorum. Bu benim kendi kişisel yorumum. O yüzden hanımefendi herhalde o kadar sıkılmış olacak. Kendinden yaşça büyük bir adamla beraber olmaktan birazcık kendi yaşıtlarına ineyim demiş. Orada da hata yapmış. Bence şimdi, erkeklerden devam istediği... olgun. O da bayağı bir olgundu. Bildiğin erkek, yani biri oflayınca bütün konsantrasyonum gitti şu an. Evet, şöyle bir şey. Enteresan olan Duygu Hanım bu teklifle ilgili şeyleri yayınlamış. Fakat ardından da beyefendi bir açıklama daha yapıyor. Diyor ki bakın benim midem kalktı artık bu haberlerden. Kendisi benden almadığını yapmadığını bırakmadı diyor. Benim adımı lekeliyor hala daha diyor. Boş tenekeden çok ses çıkar diyor. Dışarıdan ne güzel gözüküyor değil mi her şey? Gözüktüğü gibi birisi değil. Ben konuşmak istemiyorum ama bu hale getirdi. Benim takılarımı da bir zahmet geri versin diyor. Parantez içinde almış gitmiş diyor. Artı delikanlı adam el kaldırmaz kadına diyor. Bigutay Bey'in kendisine vurduğunu ima ediyor. Delikanlı adam karı parası yemez diyor. Ben para avcısı değilim. Başlı başına bir hataydı. Sizden de özür diliyorum. Daha yazmayacağım, anlatmayacağım. Çok şey var ama gerek yok. Soytarıyı rezil de ederim. Bilginiz olsun diyor. Aramayın beni de, çoluk çocukla uğraşmayacağım. Daha atayım mı mesajlarını, uğraşmayın benimle diyor. Çok enteresan. Çok enteresan ya. Enteresan. Bunların hepsini Duygu Hanım atıyor galiba değil mi?
Beyefendi de bayağı bir uyanıkmış yalnız ya. Yani hemen 40 bin lira farkı ondan istemiş. Takılarını falan mı aldı gitti diyor ya. Böyle bir şey olamaz. Düşünebiliyor musun? Kızın takılarını alıp gitmiş olabilir. Ali Bey'in aldığı takılar gitti, uçtu gitti. Aynen. Haydan geldi, huya gitti. Sen de böyle dinliyorsun değil mi Aynur? Çok komik değil mi bu hikaye? Şaşırtıcı. Ben de çok şaşkınım gerçekten. Oysa ki dün Bigut Ay demişti ki ben paramı kendim kazandım. Bir kuruş ailemden destek de almadım demişti. Peki ben şunu da merak ediyorum. Şimdi mesela şu yanındaki son sevgilisi ya Duygu Hanım'ın. Hı hı. Gördüğün gibi Duygu Hanım yine 32 mutlu, dişini aynen, göstermiş. Aynı gayet mutlu. Aynı pozların devamı gibi. Sadece yanındaki kişi değişmiş. Mesela o beyefendi rahatsız olmuyor mu bütün bu tartışmalarda? Tabii rahatsız oluyordur. Yani o beyefendi tabii ki rahatsız oluyor. Onun ailesi rahatsız oluyordur. Her yerde kızla haberi çıkıyor. Başka bir konuyla alakalı bir yazı yazarken beyefendinin hanımefendiyle resmi zaten çıkıyor. Bence rahatsız oluyordur ve erkek olarak gururuna dokunuyordur, öyle düşünüyorum. Ama o zaman der ki sen ne yapıyorsun ya, bırak şu çocukla bağını kes. Ben istemiyorum böyle haber olmanı falan der. Bence o da rahatsız. Kız da kendini açıklamaya çalışıyor, garibim ne yapsın. İşte ben öyle böyle vesaire. Çocuk şimdi öyle abuk subuk konular konuşunca. Ben hani videoyu izledim ama hiçbir şey anlamadım. O hani biraz önce verdi ya. Bir daha verelim teaser'dan onu. O çocuk orada bir konuşma yapıyor, diyor ki işte benim arkadaşımın arkadaşı onunla diyor aramızda hiçbir şey kalmadı. Cansu yani Taşkın'dan diyor kıskandığını söylüyor. Evet, o diyor benim Duygusu arkadaşım diyor vesaire. Yani o kadar çocukça ki ve çok saçma. Çocuğa acayip büyük bir antipati duydum nedense. Duygusu Hanım'ı tanımıyorum ama o videoyu izledikten sonra dur bakalım izleyelim. Acayip bir açalım antipati sesini. Arkadaşlar Duygu ile ilgili bir şeyler soruyorsunuz. Duygu'yla hiçbir bağım kalmamıştır. Kendisi zaten değişik bir arkadaşımız. Cansu ile olan muhabbetimi kıyaslıyor kendi arkadaşıyla. Arkadaşını hiç tanımıyorum. Cansu da benim senelerdir kardeşim. Arkadaşlar Duygu ile ilgili bir şeyler soruyorsunuz. Duygu'yla hiçbir bağım kalmamıştır. Kendisi zaten değişik bir arkadaşımız. Cansu ile olan muhabbetimi kıyaslıyor kendi arkadaşıyla. Arkadaşını hiç tanımıyorum. Cansu da benim senelerdir kardeşim. Bayağı bir hazmedememiş ama bir yandan da kızın gidişini bence. Kızın gidişini hazmedememek ayrı, bir de bu kadar ortaya çıkması, ayyuka çıkması ayrı. Yani bir erkek olarak gurur o ve onur kırıcı bir şey. Bir kızdan para istemişsin ve bunu deşifre ediyor. Yani yaşın ne olursa olsun bir erkek olarak zor bir şey. Bilemiyoruz aralarındaki olayı tabii şeyini. Bir kıskançlık sonucunda ayrılmışlar belli ki. Tabii bir de bir Gutay para isteyince Duygu demiştir ki hayırdır ya bunu ne... Benden para istemeler falan filan demiştir muhtemelen. Bir de el kaldırdığında söylemiş Duygu Hanım yazdığı yazıda. Erkek adam diyor kadına el kaldırmaz diyor. Bu da çok doğru bir şey zaten. Hiç kimsenin kimseye vurmaya hakkı yoktur. Ama Brezilya dizisi gibi. Ben size bir şey söyleyeyim. Dönüp dolaşıp bunlar yine barışırsa şaşmayın. Siz ne diyorsunuz? Bir bulunmak istiyorum ben. Yine ben hep olayın ders kısmına bakıyorum. Çünkü mesleki olarak böyle yaklaşıyorum. Kadınlarımız ya da erkeklerimiz ilişkiler bittikten sonra çok çabuk başka ilişkiye geçme konusunda acele ediyorlar. Yani kişinin biraz kendisiyle baş başa kalıp hayatıyla ilgili bir takım muhasebeler yapıp gerçekten duygusal hayata tekrar ne zaman başlayacağıyla ilgili hazır hissetmekle ilgili bir ara vermek gerekiyor. Yani birini bitirip şöyle düşünün. Türkiye'nin gözü önünde olan bir insanla birliktesiniz. Biraz empati kurup yaklaşmaya çalışıyorum. Şaşalı bir hayatınız var, gözler önündesiniz. Yani biraz attan inip eşeğe binmek gibi bir şey oluyor. Ne demek istediğim daha mi gerekiyor ilk önce? Yani ilişkilerin bitişini bir sindirmek gerekiyor. Her şeyden önce o biten ilişkiye saygıdan dolayı. Yani ne olursa olsun insanlar ilişki yaşarken iyi, güzel günlerinde iyi. Neden ayrıldıkları zaman birbirlerine karşı çirkepleşip, saldırıya geçip birbirlerinin o güzel yanlarını, ilişkiye başladıkları yanlarıyla değil de güzel hatırlanması gereken yanlarıyla onurlandırıp orada bırakıp sonrasında bunu yapamayıp tam tersine bu yaşananlar kötü. Yani örnek olarak da kötü. Genç kızlarımızın alması gereken örnekte de bir ilişki bittiği zaman, birisi öldüğü zaman yas tutuyoruz ya. Aslında ilişkiler bittiği zaman da bir mola vermek ve kişinin kendisini ruhen, çünkü ilişkinin bitmesi biraz yaralanmamıza sebep olur. Ne olursa olsun.
Alışkanlıklar. Vallahi alışkanlıklar var. Aynurcuğum, bunu söylediklerine tabii ki ben katılıyorum ama Duygu Hanım'ın şu söylediklerine katılacak bir durumu yok. Çünkü yatay geçiş yapıyor Duygu. Yani up diye ondan onu ondan onu. Bazı karakterler de var biliyor musunuz? Hani yedekte birisini tutup hani maymun gibi daldan dala derler yani ya. Yani yedekte mi tutuyor? Birini tutmadan değil mi? Yalnız seçimler yapıyorsunuz. Işte. Tabii. Eğer yalnız kalmadığında yalnız evet, yalnız kalamıyor. Bir kişi önce kendisini sevmiyorsa, kendisiyle baş başa kalmayı beceremiyorsa, hayatta yalnız dimdik ayakta durmayı beceremiyorsa, hep birilerine tutunmak zorunda kalıyorsa, hayatı boyunca bunun bedelini de ödemek zorundadır. Yani siz önce kendinize değer vereceksiniz, kendinize sayacaksınız ki sonrasında birlikte olduğunuz insan da size saygı duymayabilir. Bir önceki ilişkiden çıkmışsın, hemen benimle birlikte oluyorsun, benden ayrılıyorsun bir başkasıyla. Yani hem insanların bakış açılarında delikler açıyorsunuz, kara delikler açıyorsunuz, acabalar yaratıyorsunuz, kişiliğinizle ilgili sorgulanıyorsunuz, yargılanıyorsunuz, ayıplanıyorsunuz. Yani sadece ünlüler için değil, halktan insanların da ilişkilerini bitirdiği zaman çok acil, kimse hiçbir yere kaçmıyor, ne olacaksa olacak zaten. Bir mola verip kendinizi dinleyip iyi seçimler yapabilmek ama adına biraz ara vermek lazım. Böyle acele yani, ettiğiniz biz, zaman evet, yanlış şeyleri seçeceksinizdir ve sonra da böyle bedeller ödeyeceksiniz. Zaten yanlış gidiyor Duygu. Devam edecektir bu çorap biz. Söküğü gibi devam Allah gelir. Allah aşkına daha çok haber olmayın. Şu konuyu bu masada tartışınca benim asabım bozuyor. Komik geliyorsunuz bana. Şimdi minik bir reklam aramız var. Mesela Berkay'ı bir günde iki yere satmış menajeri ve bir tanesinde sıkıntı yaşamak zorunda kalmış şarkıcı Berkay. Plajın yıldızları da belli olmuş. Kimlermiş onlar? Hepsi reklamlardan sonra. Evet, bir haber vardı ki Berkay ile ilgili, enteresan bir haberdi. Berkay iki mekanda aynı anda sahneye çıkmaya üzere menajeri tarafından iş bağlanıyor. Ve daha sonra tabii Berkay bunu fark ettiğinde de bir tanesini iptal etmek durumunda kalıyor. O bir taneyi de iptal edince çıkacağı mekanla bir tartışmaya giriyorlar. Enteresan bir şey değil mi? Menajer aynı anda seni iki farklı yere satıyor ve bunu yapan kişi profesyonel. Çok enteresan ki Berkay da çok ismi duyulmuş, bilinen ve sahneleriyle insanların kalbine taht kurmuş bir insan ve bu profesyonellikle artık profesyonel mi profiterol mü anlamadım onu ben. Gerçekten çok enteresan bir şey. Yani mekana karşı bir yaptığın sözleşme var. O sözleşmeden yükümlülüğün var. Bunun tazminatı var. Bir sürü şey var. Ben hiç anlayamadım yani nasıl bir yani H ile başlıyor değil mi onun menajerin ismi? Özgür Aras. Aa. Evet. Yani bu kadar profesyonel de bir isim. Özgür Aras, Berkay'ı aynı tarihte iki ayrı konser bağladı diye bir haber. Mekan sahibiyle de beyefendi birbirine giriyor. Diyor ki uçak biletini iki gün önce aldırıp gelmeyeceğim demedim mi, geleceğim demedim mi diyor. Ayrıca resmi hesaba para yatırdık. Gelmeyeceksen bir hafta önce iptal ederdik. Şimdi ben insanlara ne diyeceğim diyerek faturayı sanatçıya kesiyor. Tabii ki öyle yapması lazım ama mekan haklı. Sence haklı değil mi? Tabii sen mekan zaten haklı. Yani onun da menajere kesmesi lazım. Menajere evet, kesmesi lazım. Özgür Aras da çok profesyonel bir isim. Çok şaşırdım şu anda ki çok işine şeydir, sadıktır yani takip eder. Böyle bir yanlış. Bence onların kendi aralarında bir anlaşmazlık olmuş. Belki bir tanesini yok, Özgür Aras aldı. Aynı işin aynı güne diğerini Özgür Aras almadı. Belki yanındaki başka bir çalışan eleman aldı. Kendi aralarında anlaşamadılar Berkay gibi. Berkay safhasından diyor ki işte menajerimin ekibimin yaptığı bir hata yüzünden işte şu konserimi iptal etmek zorunda kalıyorum. Hani bir diğerine gitmek zorundayım diye bir açıklama yaptı. Ama otel sahibi tabii ki çok öfkeli, çok normal olarak. Çok enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki Selin'in ciğeri varmış, delikanlıyım gezenlere inat diyor. Selin Ciğerci çıkıyor çünkü o gün durumu kurtarmak için apar topar Selin Ciğerci'ye çünkü içeride 4000 kişi var. Ama faturayı Berkay'a kesmesi yanlış hani Selin'in ciğeri varmış diyerek Berkay da sonuçta işini yapan bir adam ama oraya yönlendirilmişse ne yapsın o görevle alakalı başka birisine bırakmış bütün sorumluluğu. Sorumluluk bir kişideyse onu bırakmıştır tamamıyla. Şimdi ne diye durup Berkay'a hani laf atmaya çalışıyor ki. Bence kendi aralarında şöyle anlaşabilirlerdi. Hani Berkay'ı başka bir tarihe alıp çok daha uzun bir sahne yaptırırdı. Ya da hani ekstra bir gün daha sahne alayım diyebilirdi. Derdi ki yani ben sizin mekanınızda iki gün sahne alayım.
size özrümü göstereyim deyip anlaşabilirlerdi. Demek ki ortak noktayı bulamamışlar ki. İletişim bu, sorunu. Tabii bu beyefendi bu kadar sinirlenip Selin'in ciğeri varmış demiş. Tabii ki Selin Hanım da çok güzel idare etmiş. Helal olsun yani. Onun da günü dolu olsaydı öbür tarafı bırakıp buraya gelemeyecekti. Onun da günü boşmuş ki gelmiş. Zaten Berkay işte 12 Ağustos'ta işte Booking firmasının aynı güne iki iş almasından dolayı konserimi iptal ettim yazısını paylaştıktan sonra mekan sahibi de demiş ki Berkay Bey İstanbul'dan yazmak kolay. Yarın bu insanlarla ben yüz yüze geleceğim. Onun için bana ciğerden bahsetme. Bodrum'da 250 kişilik bir kulüp için burada 4000 kişiyi ezdin geçtin. Her şey para değil ayrıca. Diye cevap vermiş ona. Demek ki yüksek meblağlı aldığı işi seçti ki böyle bir yanıtla olabilir. Karşı karşıya kaldı. Olabilir. Evet, 250 kişilik mekan bir şekilde idare edilebilir. 4000 kişilik bir konser alanı daha zor tabii idare etmek. İşveren de haklı. Ben de mesela çok seneler önce uçağı kaçırmıştım. Ben buraya barda kaldım falan diye bir hanımefendi aramıştı ama gerçekten çok üzüldüm. Yani başka bir uçak aradım, bulamadım vesaire. İstanbul trafiği malum. Bundan sonra da hep böyle sabahın körüne alırım uçakları kaçırmayayım diye. Kaçırsam bir sonrakini bulabileyim diye. Değil mi? Evet. Hatalar ama, insanlar için ama anlaşmalar, sözleşmeler de bu işler için. Zaten ortada bir yazılı anlaşma, sözleşme varsa gereği yapılacaktır. Hani onun dışında kavgaya dönüştürmek de çok da uygun değil. Sürmüş. İletişim sorunu. Evet. Orta yolda bulunabilir lazım. Aslında. Demin dediğim gibi hani der ki yani ben size böyle bir şey borçluyum gerçekten sizi mahcup ettim. Ben sizin mekanınızda bir gün değil de iki gün sahne alayım. Özrümü bu şekilde ifade edeyim diyebilir. Kendi ekibiyle de anlaşır. Bir şekilde ortalık tatlıya bağlanır. Bu meselede bu kadar uzun uzadıya gitmezdi. Beyefendi bu kadar sinirlenmezdi. Bir şekilde iptal ederlerdi. Kavga İki tarafta mağdur Eşim. Olmamış olurdu. Devam ediyorum. Sonra Berkay diyor ki bekliyorum ciğeri büyük kardeşim diyor büyük harflerle. Direkt bana ulaş lütfen. Ha tekrar yazıyorum. İnsanları biz yanlış yapmışız gibi benim ekibim üstünden salan kişiler de her yerde sonuna kadar mücadelemi vereceğim diyor. Hukuksal ve 27 kişi buradan ekmek yiyoruz. Kimse bize çamur atamaz. İşi satan Haluk Şentürk. Ha bak demin Haluk demiştin. İşi alan ya. Sizle anlaşan Özgür Aras. Konser takvimi yeni firmamızda 14 Ağustos olarak aktaran Berkan diye bir arkadaş diyor. Ben ve ekip arkadaşlarım bu işin gram kenarında köşesinde yokuz. Ama sendeki ciğeri tartmadan da ölmem bil diyor. Tabii ama yani adam haklı kendi şeyinde cephesinde. Erkeksi hisler devreye giriyor. Evet gibi işte sen kendini evet kendini i̇şte. İspatlama. Ama yani, şeye bakmak lazım. Ciğer meselesi girince olayın içine. Zaten burada direkt muhatap Berkay değil. Bakın dedim ya birkaç kişi vardır işin içinde. Kipin taç evet. durumu yoktur. Yani birbirlerinden habersiz yapmışlar orada bunu. Bir kopukluk olmuş. Evet, ama şuna işte, bakmak lazım. Bu kişinin bütün iş hayatı boyunca bu olay kaç kere tekerrür etmiş? Yani insanız ve hepimizin hayatta bir kere hata yapma lüksü olabiliyor. Tabii ki bedelini ödüyoruz. Öyle kolay değil. 4000 kişi geliyor, 250 kişi yiyor. Mekan sahiplerinin yerine koyduğunuz zaman da insanlara siz mekan olarak prestijinizle ilgili bir sarsılma olabiliyor. Ama düzeltilebilir mi? Dediğiniz gibi iyi niyetler ortaya konul. Telafisi. Aynen. Aynen. Bence böyle var. Bir zıtlaşmadan önce orta yol bulunabilirdi. Bir de niye sosyal medya ya? Niye cep telefonu değil? Evet çünkü rezil etme mevzusu var. Bak ben seni böyle rezil ederim işte. Ben de sana böyle cevap veririm. Ah ben de şunu söyledim falan diye. Kendilerini ispat etme çabası. Bir de şöyle bir şey var. Ya, şu anda çalışan menajerler mesela 3-4 tane büyük menajer ismi sayabilirim size. Hı-hı. Ama sadece olmuş sanatçıları, şu anda seçilen sanatçıları tutuyorlar. Ve o kadar yoğun konser takvimleri var ki neden cesaret edip yeni çıkmaya çalışan bir insanı alıp da desteklemek yerine neden hep olmuş isimleri alıyorsunuz? Çünkü kolaya kaçıyorsunuz. Eline 20 tane sanatçı alırsan ilgileneceğin ve hepsinin de konser takvimleri çok yoğun. Bir yerde böyle tökezlersin işte. Birazcık handle edebileceğin, elde edebileceğin, üstünden altından kalkabileceğin işlere bakman daha iyi. Aralarına da birkaç tane yeni piyasaya çıkan isimlerden koyarsan o zaman senin de başarını konuşurlar. Zaten olmuş, şarkısı tutmuş sanatçıyı herkes pazarlar. Evet, kara ama hep
olay paraya dayanıyor. Olayın sonunda yani para. Yani ekonomi vesaire para, tamam o da doğru, o da olsun. Ama sen kendi başarını öbür taraftan da ispatla ki bırak Berkay'ın da takvimini idare edebilecek bir adam baksın. Başka bir dördüncü, beşinci şahıs baksın. Bakmasın. Böyle tek elinde tutmak zorunda değil ki kimse piyasayı. Evet. Son mesajı da okuyayım. Berkay'a söylenen son mesaj diyor ki sana saygımızdan diyor abi dedik diyor. Ama sen kendini bir şey sandın diyor. Ciğerin kralı var bizde. Hem de hem suçlusun hem de zeytinyağı gibi üste çıkıyorsun. Yarın Ankara'da seni sevenlere gerçek yüzünü anlatacağım diyor. Sen git Bodrum'da programını yap. Özgür Aras'ı ben mi menajer yaptım sana? Bu da bana burada bana mafyacılık oynama. Biz sadece ekmeğimizdeyiz. Her türlü kahve içmeyiz. Senden de korkmayız, bizi tehdit etme diyor. Annem karakolda biter bu olay. Biraz horoz dövüşüne bayağı bir harbiden meydan. Horoz dövüşü çok güzel söyledim. Harbi bir horoz dövüşü olmuş. Aras bence olayı şey yapabilirdi, ısıtabilirdi. Bence onun elinde olan bir şey de değildir. Arada başka giden gelen bir mevzu vardır. Yani Berkan diye bir ismi zikretmiş. Muhtemelen kendi kadrolarından 3. 4. bir şans birbirlerine haberleri olmadan sözleşmişler ki bu evet. Da zaten profesyonelliğe sığmıyor. Hatta da kabul etmeyen biz çünkü bir günde iki ayrı parçaya bölünemeyecek bir insanoğlu. Aynen. Sana çiğ üzülüyorum çünkü siz bir emek veriyorsunuz, isminizi duyuruyorsunuz, halk sizi seviyor, oraya gelebilmek için tırnağınızla dişinizle uğraşıyorsunuz ve ekibinizi yanlış seçmenizden dolayı veya yanlış demeyeyim tabii ki bahsettiğiniz kişiler de isim de orada daha demek ki daha kuvvetli bir iletişim ve birbirini kontrol etme mekanizması kurulması gerekiyor. Sonuç buradan çıkıyor. Neyse o kavgayı ede dursun biz plajın yıldızlarına geçelim. Çünkü gerçekten şu iki erkek atışması ben daha ciğerim büyük falanlar beni çok sıktı. Plajın yıldızı oldu diyor. Kimden bahsediyorum? Efendim bu seneki plaj yıldızımız Özge Ulusoy'muş. Bir anket yapıyorlar ve birinci Özge Ulusoy oluyor. Plajın yıldızı olarak en iyi fizikli ve işte hani en iyi gözüken plajda diye fit vücuduyla dikkat çekmiş Özge Ulusoy. Zaten Özge'nin daha çok fiziği güzel. Mesela ben evet. De onun fiziğini beğenirim. Karakteristik değişik bir yüzü var ama bence hani takdir ettiğim bir şey de diğerleri gibi burnumu yaptırayım yok yüzümü şöyle çektim dudaklarımı şişirttiğim vesaire kaygısında olmadan vücuduna yatırım yapan spor yapan ve gerçekten de karşılığını hoş fiziği olan evet, bir hanımefendi. Hatırlar mısın Survivor'a girmeden önce vücudu bu kadar olay değildi. Öyle Özgen'in. Mi? Evet daha kilo oluyordu. Ben onu hiç Survivor'da izlemedim ya. Survivor'dan ben sezonu önce daha şeydi ama dönüşünde hemen kendine bakmaya başladı ve fiziği daha da tabiri caizse taş olmuş oldu. Bir diğer isim de yine ankette çıkan isim Burcu Esmersoy. Çok beğeniyorum Burcu Esmersoy'u ben. Ben Çağla Şikel'i tek geçerim bu konuda. Kasları, vücudu vesairesi. Valla Çağla ve Çağla üçüncü olmuş. Dördüncü olmuş. Yazık. Evet. Dördüncü. O kadar emek yani gerçekten bu kadar fiziğiyle uğraşıp bu kadar kas yapan, bu kadar spor yapan başka birisi daha yok. Bence burada bir şey var yani. Haksızlık var. Ama bazen de hani derler ya Türk erkekleri balık etli kadın sever. Hani çok zayıf sevmeyenlerden dolayı orada bir puan kaybı olmuş olabilir. Evet değil mi? Zayıflığı çok konuşuldu çünkü. Özge de çok zayıf. Ama Çağla daha da bir zayıf duruyor. Evet, kaslı zayıf ama. Ki çocuk doğurmasına rağmen. Evet. Balerin kız normal. Bu arada yine bu şeyde Eda Taşpınar'da %23 oy almış. Mesela ben de Eda'yı sadece bronz olarak düşünebiliyorum. Çağrışım yapıyor değil mi? Bronzluk evet. Eşittir yani Eda Taşpınar. Eda Taşpınar dediler mi? Hani bronz bir kadın ama 7-24 bronz. Yani yılın her ayında bronz görebileceğiniz evet. Bir kadın. Bir de uzun bacakla. Ha bir de bacaklarının uzunluğu. Tamam uzun bacakları. Ben biraz maskülen görüyorum onu. Böyle bir kadınsı havası yok yani. Katılıyorum. Kendi görüşüm yine aman yanlış anlamasın. Yani benim görüşüm o. Bakış açımız böyle evet, görünüyor. Maskülen. Peki senin favorin bu dördünden kim olurdu Aynur? Yani hepsi birbirinden hoş güzel kadınlar. Çağla Şikeli çok ayrı bir kulvarda beğeniyorum. Ama Burcu Esmersoy'un da o sarışın güzel sıcak bakan yani... Daha çok ben biraz da enerjilerle ilgili bir insan olduğum için yaymış. Hepsi birbirinden hoş bayanlar. Kim
Yok, Burcu Esmersoy'u biraz daha kişisel olarak yaşına daha fazla. Yaşına göre de hepsinin içinde en iyisi. Evet. Hem yaşını da asla belli etmiyor. Asla belli etmiyor. Çok da güzel cildi var. Kendine de çok güzel bakıyor. Hepsi güzel ama birini seçmek zorundaysam diye bu kişiden kişiye değişir. Hı-hı. Hepimize sorsalar farklı. Ben de Çağla Şikeri çok takdir ediyorum. Çünkü hep böyle kaslı ve zayıf bir vücudum olsun istemiştim. Evet, uzun yıllar ama bir kere doğurdu bir de. Bir de yani iki çocukla süper. İki tane doğurdu çocuklarıyla sonuna kadar ilgileniyor, onlarla zaman harcıyor, öbür taraftan işlerini, kampanyalarını sürdürüyor, öbür taraftan başka işler yapıyor. Gerçekten takdire şayan ve bir madalyayı hak eden bir kişilik bence, hem kişiliği hem vücuduyla. Siz orada olsaydınız sizi de söyleyebilirdik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok varsın. Evet, iltifatlarımızı da şöyle bir kenara bıraktık. Yeni habere geçiyoruz. Bu çok enteresan bir olay. Ben gördüm, çok üzüldüm. Dün bir baktım, Cem Özer annesini kaybetti diye bir haber vardı. Ay dedim, ne kadar üzüldüm. Çünkü böyle şeylere insanın üzülmemesi insan olmadığını gösterir zaten. Fakat hemen akabinde bir komşulardan enteresan sesler yükseldi. Dediler ki işte annesine bakmadı, sahip çıkmadı. Biz defalarca Cem Özer'i aradık, gelip annesine ilgilenmedi. Annesi işte evde kalp krizi geçiriyor, düşüyor. Ondan sonra işte komşular bir şekilde haber veriyorlar hastaneye ve geliyorlar. Bunun üstüne tabii Cem Özer de çok sinirlendi. Hani keşke işte hani başın sağ olsun deseydiniz. Bu nasıl bir şeydir? Cem Özer annesiyle hiç ilgilenmiyor, aramıyor, sormuyor. Kedi köpekleri dışında kimsesi yok demiş bir komşusu. Yani birkaç komşu böyle söylemiş. Geçtiğimiz günlerde bakımsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Daha sonra taburcu oldu Arsaluş. Bugün evinde kalp krizi geçirerek vefat etmiş, sandalyeden düşmüş şeklinde bulundu. Vefat haberini Cem Özer Bey'e vermek için aradık ama yine ulaşamadık demişler. Defalarca mahalleli Cem Özer'i aradı, şu kadına sahip çıkın dedi ama hiçbir zaman Cem Özer'den bir geri dönüş olmadı dedi. Hastanenin morguna kaldırılacakmış. Bu arada Cem Özer Bey de kendi Instagram'ından küfürlü bir mesaj yayınlayarak sert tepki gösterdi diyor. Her gece aynı saatte penceresinden gelen martı biraz gecikse ya da o gece uğramasa endişelenen, bahçesine gelen sokak köpeğini evine açan bir adam sizce ne yapar? Bari önce başsağlığı dileseydiniz de hayvan sevginiz kadar insanları sevip saydığınızı anlasaydık. Ama saldırmak, kin kusmak, hakaret etmek, yalan mı doğru mu süzmemek daha kolay, daha rahatlatıcı değil mi? Lanet olsun ünlü olduğum güne diyor. Ve küfür ediyor orada, söyleyemiyorum buradan. Gidin saygısız pabucumun hayvanseverleri ve beyanat meraklısı riyakar komşular. Başka hiçbir açıklamam ve yorumum olmayacaktır. Bunu da yapmayacaktım ama mecbur kaldım. Ne olur soru sormayın ifadesini kullanmış sosyal medyasında. Yani bir ölüden, ölüm haberi, acıdan bile bir polemik var yani bu masada. Ölüm girmeyen ev var mı? Yok. Yok. Dolayısıyla insanların en azından bu konuda birbirlerinin ölmüşlerine ve saygı duymasını lazım. Ne acısı yaşıyor, nasıl yaşıyor onu kimse, hiç kimsenin içindeki yüreğini bilemez. Ne kadar bu beyanın ne kadar doğru olduğunu da bilemeyiz. Bazı insanlar vardır, sizinle hiç ilişkiniz bile yoktur. Ben çünkü mesleki olarak da görüyorum, bu hikayeleri dinliyorum. Belki selamlaşmıyorsunuz bile, haberiniz yok ama komşusunuz. Size gıcık kaptığı için sizinle ilgili bir takım şeyler söyleyebilen insanlar gördüm. Çok yakın tanıdım. Geçmişte yaşadım. Evet. Çok yakın geçmişte. Yani niye sadece yaşadığını bilmiyorsunuz. Bir arkadaşımın yorumunu resmin altından sildim diye hiç hayatımda yani duymayacağım kadar büyük hakaretler, kötü şeyler duydum. Ki kaldı ki bir kızımın bir resmiydi. O da müesseseye bir kötüleme yapmıştı. Allah'ım yani onu duyacağıma toprağın içine girseydim daha iyi, o kadar kötü çirkin laflar duydum. İnsanlar artık o kadar acımasız olmuş merhameti ki. Merhameti kaybediyoruz. Yani ben şimdi sosyal medyada kolay kolay çocuğumun resmini paylaşmam. Ama paylaştığım zaman da altında hoş olmayan yorumlar olsun istemem. Kusura bakmasınlar. Herkesin bir inancı vardır. Herkesin bir sevdiği vardır. Benim mesela çocuklarım. Yani kiminin annesidir. Bu adamcağızın da annesi en değerlisi. Onu dünyaya getiren insan. Siz içlerinde yaşadıklarının ne olduğunu nereden biliyorsunuz? Ya bir de bu kadının ne çektiğini nereden biliyorsun? Yaşlılar bir de yaşlanınca biraz söylenip etrafa anlatmaya meraklı olurlar. Belki kadıncağız 3 gün aradıysa
Dördüncü gün arayıp telefonla cevap vermediyse oğlundan şikayet etmiş olabilir yakın komşusuna. Ama bırakın içte ne yaşandığını bilmeden siz bu kadar direkt kazma kürek bu adamın üstüne niye gidiyorsunuz? Hem bir yani, de iğneyi başkasına çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor. Günümüz şartlarında özellikle İstanbul'da çalıştığımız yoğun iş temposunda kaçımız annemizi babamızı yeterince görecek kadar vakit ayırabiliyoruz ki? Bu onları sevmediğimiz anlamına mı geliyor? Hayır, kime göre sevgi? İkisinin arasındaki bağı kimse sorgulamamalı iki insanın diye düşünüyorum. Yani çocukluk zaman içerisinde o kadar büyütüp bu yaşa getiren insanı adamcağız mutlaka aramıştır. Ama herkesin bir yaşam kaygısı, herkesin bir hayatı var. Oldu da haftada bir uğramıştır, iki ya da üç gün uğramamıştır. Yaşlılar da dediğim gibi yaşlandıkça çocuklaştıkları için daha çok ilgiye aç oluyorlar. Daha çok ilgi istiyorlar. Hastalık devresinde bir insan annesini yalnız bırakabilir mi? Mutlaka yanındadır. Ama biz böbrek bilmiyoruz. Böbrek yetmezliğinden hayatını kaybettiği söyleniyor bu arada. Ya biz gerçekten buradan başı sağ olsun diyelim. Evet, başı sağ olsun. Başı sağ olsun. Söylenecek en doğru söz bu. Üzüldük. Çünkü annedir. Kimsenin ne annesini ne babasını sevmediğini pek düşünmüyorum bu hayatta. Ne olursa olsun öfkeli bile olsalar böyle durumlarda zaten yüreklerinin yandığını düşünüyorum. Aynen. Şimdi bir babamız daha var ki diyor ki ben kazanıyorum onlar tatil yapıyor diyor. Ama ne zaman bu haberi işleyeceğiz? Reklamlardan sonra.
ağzına sağlık. Gel bakalım Yeşim. Senin hayatında da böyle ama. Diyor ki Hamdi Alkan, ben kazanıyorum, onlar tatil yapıyor. karısı ve çocukları için söylüyor. Ben kazanıyorum diyor. Onlar diyor tatil yapıyor diyor. Zaten babalar bunun için varlar. Evet. Anneler bunun için evet, varlar. Evet, genelde öyle bir misyon yüklenmiş erkeklerin üstüne. Ama ne güzel de yapıyor. Çok da içine sindire sindire yaşıyor. Ben eşi için geçenlerde gündeme gelen konuşmaları vesaireleri nasıl cevapla karşıladığını, nasıl göğsünde pas edip topu karşı tarafa gönderdiğini gördüm. Aha. Takdir ediyorum Hamdi Alkan'ı. Çok güzel konuşmuş. Eski eşi de arkadaşım. Evet, benim de öyle. Kızlarını da tanıyorum. Çok tatlı insanlar. Gerçekten çok da güzel cevap vermiş. İyi de yapıyor, ne güzel. Keşke herkesin böyle işi olsa, çalışsa. Ondan sonra tatiller hanımlar vesaire. Hiçbir kaygı yok ondan sonra. Çocuklar da, hanımlar yese. Ben mesela hani eyvah çocukların okulu geldi, bilmem ne geldi. Bunları düşünüyorum mesela. Hayatta tatil düşünemiyorum. Ne güzel, eşini güzel güzel yaşatıyor. Hayatında mutlu mesut. Ama ben gayet yine de tatil yapıyorsam eşimi yanımda isterim. Bazen böyle gerekiyor. Olması nasıl gerekiyorsa öyle. Allah daha çok versin, daha çok paylaşsın. İnsanlar sevdikleriyle paylaştıkça hayatları daha bir anlamlı oluyor. Tatil İnşallah. Yaparak paraları mı yiyorlar diyor. Aspiri bir dille kullanmıştır. Tabii canım, aynen. Yani Hamdi Alkan'ı çok iyi tanırım. Rating Hamdi'de de oynamış biri olarak da. Onun tarzını bildiğim için. Bir de adamcağız tatilde çıkan fotoğraflar yüzünden eleştirilere maruz kaldığından dolayı. Evet, ne kadar ayıp bir şey değil mi? Halbuki yani bikini giymiş eşi. O kadar da güzel vücuduyla poz vermiş. Kızı da birazcık zaten muzip bir kız yani. Hani kendi evet. içinde de öyle kabına sığamayan bir kız. Zeynep'i de o şekilde eleştirdiler. Bence çok yanlış. Yani her canlı mutlaka ölmeden önce kınadığı şeyi evet. yaşayacaktır diyorum. Arkadaşlar, bir şeyi kınarken çok dikkat edin. Bir ilk önce kendinize batırın iğneyi, biraz önce söylediğiniz gibi, yani Aynur Hanım'ın söylediği gibi, gerçekten çok önemli. Yani insanları niye kınıyorlar? Ne güzel tatil yapıyor. Çok da güzel. Helal olsun ona ya. Vallahi Allah herkese öyle koca nasip etsin inşallah. Amin. Amin diyorum. Alişan da servet değerindeki teklifi reddetti. Hep siz şu Alişan'a cimri cimri dediniz, demediğinizi bırakmadınız ama bu kez bayramda eşiyle olmak için gelen sahne tekliflerini reddetmiş. Ne güzel. Aile birinci planda demek istiyor. Evet. Yani ilk önce ailem gelir diyor. Bir bayram çalışacaksa bir bayramda eşiyle geçirecek ki, kaldı ki eşi çok hassas bir dönemden geçiyor. Hormonları değişiyor vesaire. Hamilelik, bebek hazırlığı çok da iyi yapmış. Adamlık yapmış. Para demek ki ikinci planda onun için. Nasıl belki de gerçekten istediği parayı teklif etmişlerdir. Ben genel kısmeti geri çevirmemek gerekir diye düşünüyorum. Ben de seven insanlar için bayram serahı yok. Hani aşıklar için her gün bayram. Yani bayram ertesinde de tatile çıkabilirler. Ya bu tamamen kişisel. Mesela örnek veriyorum. Benim eşim Alişan olsaydı ya da ünlü birisi olsaydı ve böyle bir iş geldiyse. Çünkü bayramlar, yılbaşılar özel dönemler ve orada da alınan fiyatlar da daha farklı. Evet, evet, daha farklı. Ben teşvik ederdim. Yani bayram bitince de sonra ne yapmak istiyorsak tekrar yapardık. Ama kişiden kişiye değişebilir tabii ki. Ben şeytan tarafımı çalıştı dedim ki, istediği parayı teklif etmediler mi? O da olabilir. Acaba olabilir. Ama başlık şey, servet değerindeki işi reddetti deyince dedim herhalde bir proje geldi hayırdır. Sonra sahneyi görünce ya ne olacak ki? Bayramdan sonra iki tane daha gider. Dengeler yani, illa bayramda çalışacak diye bir şey yok. Aynen, belki de yurt dışına gitmek istediler bayramda. Demek ki cimride değil bu arada, bunu anlamış olduk. Servet değerindeki şey. Şimdi bir de şöyle bir şey var, çocuk gelecek ya, çocuk gelmeden beraber zaman değerlendirip. Aa tabii. Hamilelik ağırlaşmadan o zamanı yeni evliliğin tadı çıkmadı diye diyorsun. Evet, evliliğin tadı çıkmadı, birden çocuk geliyor, hop o çocuk ortaya gelince var ya, ne olacak biliyor musun? Geceleri uykusuzluk başlayacak, aman öyle mi oldu, gazı mı çıktı, bıngıldağı mı attı, nefes almıyor, kulağını falan dayayacak, dinleyecek. Olmayınca bıngıldağı mı attı? Ben böyle bir ne dedi acaba diye benim düşündüm. Mesela ikinci çocuğumda şey demişlerdi, yani senin bir tane daha çocuğun yok mu ya? Niye sürekli hastanesinde, niye sürekli acildesin? Çocuğun bıngıldağıdır, atar yani, bu gayet normal bir şey deyip yollamışlardı. Cahil muamelesi görüp çok üzülmüştüm. Acilde yaşıyordum bir ara ben. Şey tabii yani, özellikle erkek çocuklarla çok göz olur. Ben yeni doğmuş bebek olabilirim ya, evet. Sürekli midem bağrı var.
Ben Alişan'la Buse Varol'u da çok yakıştırıyorum zaten. Ama dediğin gibi belki de şu anda birlikte olmanın tadını çıkarıyorlar. Çocuktan sonra hiç vakit kalmıyor. Evet, tam birbirlerini buldular tarz tip olarak. Yani Buse Varol çok güzel bir kız da tip olarak demeyeyim. Gerçekten hani karakter olarak birbirleriyle çok eğleniyorlar, çok tatlılar. O kadar güzel bir maç oldu ki. Allah daim etsin. Gerçekten evet, Allah daim etsin. Sonsuza kadar bu eğlenceleri, maşallah, bu evet, huzurları sürsün inşallah. Aslan Doğan'la Arda Turan da bebek alışverişine çıkmışlar. Hep böyle ya düğün haberi sundurun bana ya bebek haberi sundurun. Arda Turan çok böyle çok enteresan, agresif bir tip gibi geliyor bana ya. Hiç bilmiyorum, yakından ayrılmadı. Yani sürekli bir agresiflik var çocukta sanki. Adamın damarına basıyorlar da ondan. Ev taşımışlar, ben duydum. Öyle mi? Evet, bizim evi taşıyanlar onların evinde taşımış. Çok bakıcıları vardı abla dedi taşırken. Dedim ki, kaç tane bakıcısı vardı daha, dedim çocuk gelmedi nerede bakıcı? Dedi ki bir sürü dedi çalışanı var onların dedi. Ezikledi beni tabii. Senin bir tane var. Allah'ım. Bu arada Aslan Doğan'a da dikkat ettiniz mi? Kız hiç kilo almadı. Sadece 4 kilo almış. 6,5 aylık, evet, hamile. 6 ayda karın bayağı bir çıkıyor dediniz. Kız neredeyse... Esra'cığım aslında o kadar normal ki toplam 9 ayda 10 kilo almamız gerekiyor. Evet. Aman hamilesin ya kızım. Ay hiç kilo almadım falan diye böyle annelerimiz, büyüklerimiz falan yediriyor ya. Biz zannediyoruz ki çok kilo alınıyor. Normalde alması gereken kilo 10. Bence çok ideal bir kiloda şu an. Evet evet, bence de çok şey duruyor. İşte şöyle hafif bir gazı varmış gibi bir karnı var yani. Evet, ama evet, ne hamileler gördüm ya şöyle. Gerçekten onlar gördüm. Onlar bebeğe yani değil işte. O gidenler yağ olarak geliyor aslında. Evet, o... Nasıl olsa hamileyim, yiyeyim, çocuğa yarasın diye. Bahanem oldu. Anneye yarıyor. Aynen, sonra veremedim diye hayıflanıp duruyorlar. İşte şimdi bu sosyal medyanın böyle bir faydası oldu herhalde. İnsanlar fotoğraf çekilecekler diye biraz daha kendilerine dikkat ediyorlar. Yani Aslan Turan için söylemiyorum, evet, ama yeni jenerasyon hamileler geçmişteki hamilelere oranla daha dikkatli bu konuda, kilo alıp verme konusunda. Evet, daha bilinçli bir nesil geldi çok Ay, şükür. Ay Photoshop var ya, kasmayın kendinizi, yiyin bebeğe süt lazım. Yemeyin yemeyin, yağ oluyor onlar, süt olmuyor. Biri paylaşmıştı, bir arkadaşımın sayfasında gördüm, bir şarkı var işte artık herkes zayıf sosyal medyada diye. Böyle içinde sözleri olan bir şarkı, hani şimdi günümüzü anlatıyor. Kendi zayıf atantileri. Çok gülüyorum yalnız, kafa da uzuyor, kafayı kesmeyi unutuyorlar. Da, mesela yanda arkada biri oturuyor oluyor, onun kafası da uzuyor o bacakla beraber falan. Enteresan, komik oluyor yani. Şimdi Şeyma uğraştı ama başardı diyorlar. Yoga pozunda yoga yapıyormuş Şeyma Subaşı. Ve sonunda istediği pozu vermeyi başarmış. Bir izleyelim dilerseniz. Bu yogayı ben de yapacağım da merak ettim ne yapmış. Of. It's very difficult now. Okay. Yo, başaramamış ki. Ben niye onu... Ama uğraştı ama başardı yazmışlar. Herhalde başaramadı. Çünkü başaramamış. Çok vallahi zor. Bizim gözde denge var. Gerekiyor. He, fotoğrafta da yapmış. Ama onu artık biri mi tuttu? O onu denerken arada yakalanmış bir poz bence. Evet, bence de yakalanmış. Saliselik. Ya çok zor geliyor bana ama bunu yapan birkaç arkadaşım var etrafımda. Özellikle bizim Gözde 3. derste kalkmış ama hani hocalar da şaşırıyor 3. derste kalkmasına. Hani herhalde altyapısı olması gerekiyor. Evet, esnek bir vücut geçmişten, evet, gelen bir şey. Ama ne değişik bir felsefesi var değil mi? Kafanın üstünde durman gerekiyor. Evet, hepsinin bir anlamı var. Benim de yoga eğitimine çok dostum var. Anlatıyorlar, her bir pozisyon bir şey. Ki? İçeriye evet, bir evet, şey anlatıyor. Bir felsefesi olan bir spor ama şekli. Ama çok sağlıklı bir spor. İnsanın kesinlikle dengesini, vücudundaki kan deveranını çok güzel bir şekilde harekete geçiren, endorfin salgılattıran bir spor, yoga. Yani bir yaşam felsefesi aslında, spor değil. Ben de yapmak çok istiyorum ama bir türlü nasip olmuyor. Pilates'ten yogaya geçemedik henüz. Pilates yapınca olmuyor ama ikisi birbirine yakın sporlar. Ama ben şimdi bu yogayı bir deneyeceğim. Dur bir dönüşüme bir de sebep oluyor. Ben çok 6 hareket vardı sabahları kalkınca yapılan. O 6 hareketi de yapıyorum. Böyle dönüyorsun.
şeyde hı, YouTube'da falan şeyleri, videoları var. 6 tane hareket var. Sabah kalkar kalkmaz yapıyorsun. Bütün gün zinde oluyorsun ve yaşlılığı da geciktirdiği söyleniyor. Hemen yapıyor. Tibet'in gençlik pınarı deniyor olarak biliniyor. Sevgili izleyenler, gençlik formülünü açıkladık. Lütfen yarın sabah siz de bunu yaparak güne evet, başlayın. Evet, dönüyorsunuz falan, kendi kendinize gülüyorsunuz yaparken. Hoş oluyor. Gençlik pınarı diye bir şeymiş, yapmak gerekiyor. İrem Derici'den ilginç dans izleyenler şaşkına döndü diyor. Ben de gördüm bunu. Bayağı bir döktürmüş İrem Derici. O geldi mi acaba? Geldiyse onu bir izleyelim. Çıldırınca ben atlı çalışma İrem Derici'den gelmiş. Ya yani ben de şöyle kendimi bir bırakıp şöyle yapmak isterim. Ama yani ziplik var onun kadında yani, ama. Sahne işi, dans, müzik birbirleriyle örtüşen şeyler ve içinden geldiği gibi çok içten bir dans olarak. Yani şimdi çok hani, muzip. Ama kimse de yapmaz şimdi. Bir kadın olarak o naiflik vesaire bırakıp da öyle garip hareketler yapar mısın? Yapar mısın? Onun işte öyle bir kaygısı yok. Sürekli muziplar, komiklikler, bir şeyler yapsın. Üstüne öyle o şekilde ilgi çeksin. Yani mahallenin deli çocuğu gibi, Ali Canı gibi. Önce kendi mutlu olmasını evet, önemsiyor. Evet. Yani dışarıdan evet, bakılanı evet, değil de. İrem Derici biraz sanki normal kilosuna dönmeye başlamış. Çok aşırı zayıflamıştı. Evet, çok kötüydü yani. İskeletor evet, gibiydi. Kötü gözüküyordu. Çok yani da sağlık problemi de yaşadı bu uğurda. Ama şimdilerde biraz daha normale döndü. Bu hareketlerle zaten o yağlar gider. Bu dansı niye verdim? Hemen Seda Sayan'a bağlayabilmek için verdim. Biliyorsunuz ülkemizde bir dolar krizidir. Aldı başını gidiyor. Herkes doların yükselişini konuşuyor. Hatta dün duydum... Kız arkadaşım, kardeşi 100 eurosunu kaybetmiş. Düşünebiliyor musunuz? 100 euro 700 lira gibi bir para yani. Ciddi. 100 euro evet, tek kağıt parayı kaybedince 7 ya, tane yüzlük kaybetmiş oluyorsun. Ne kadar acı bir korkunç şey. Korkunç bir şey değil mi? Seda Sayan'ın... Eurolarınızla sokağa çıkmayın arkadaşlar. Seda Sayan'ın videosunda da bunu tiye almışlar. Dolar yükselince bakın Seda Sayan nasıl döktürüyor. Oh! Şefan olsun. Kriz varmış. Ama ne krizi be! Ne krizi be! Kriz diyeceğiz, öleceğiz mi Allah aşkına? Kriz var, kız kalkın. Dün herkes sosyal medyada krizi Seda Sayan'la tiye aldı. Kriz var, kız kalkın oynayın. Dolarda zaten bir tanesi böyle 700 lira oldu diye. Ya gelirken köprüde birisi intihara kalkışıyordu. Acaba dedim herhalde euro borcu mu vardı, dolar borcu mu vardı? Gerçekten çok zor bir kriz atlatıyoruz ama ne kadar ayıflanır, üzülürsek, eyvah battık, bittik dersek de hani bu doların düşmesine falan yardımcı olacak bir durum yok oturup üzülürsek. Tabii kalkıp oynayacak kadar da delirmemek lazım diye düşünüyorum. Ama bu gerçek biliyor musunuz? Dün yani bir arkadaşımız gün boyunca işte yaşadığı krizlerle ilgili yorumlar yaptı. O kadar dedim ki yani korktum gerçekten, işte batacak, o da olacak. Akşamüstü şöyle eve geldim, üstümü çıkardım ve mezdekeyi koydum ki hiç hayatımda dinlemedim. Ben çaresini buldum Aynur, oynayarak atacağım bu stresi diyen bir mesaj. Yani insanlar yani gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Kimin nasıl bir tepki vereceğini bilmiyoruz. İntiharlar ya o tabii, tip şeyler olmasın, kötümsen olmayalım. Çok zor. İş hayatlarıyla ilgili çok ciddi problem yaşayan ama insanlar var. Ama şimdi şöyle bir gerçek Allah var. Bu ülke kaç tane devalüasyon gördü. Hepsi geçti. Bu da geçecek mutlaka. Hani doların asla 3'e düşeceğini düşünmüyorum ben kendi açımdan. Ama mutlaka bu günler de geçecek. İnsanlar... Akıl ve ruh sağlığı. Akıl evet, ve ruh sağlığı versin. Evet, gerçekten yani, bir... yani para bir şekilde kazanılır, akıl yerinde olsun, ruh sağlığı yerinde olsun, sağlığımız yerinde olsun, yeter diyorum ben yani. Aynı değil şeyleri mi? Ben de size söylüyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayağına sağlık Aynur'cum, ayağına sağlık Yeşim'cim. Vallahi çok teşekkür keyifli ederim, bir programdı. Tabii ki şarkıyla kapatıyoruz. Efendim yarın yine aynı saatte Flash TV ekranlarında karşınızda olacağım. Ve Yeşim Erçetin'in yeni şarkısıyla veda ediyoruz sizlere.